Spor Ajansı kaldığı yerden devam ediyor. İlk saat diliminde günün öne çıkan gelişmelerini, haberlerini aktardık ve anons ettiğimiz gibi konuklarımızla birlikte ikinci bölümde yaklaşık 2 saat boyunca sizlerin karşısında olacağız. Bugün Taner Karaman ve Ogün Şahinoğlu bizimle birlikte Spor Ajansı'nda. Hoş geldin Ogün. Hoş bulduk. Taner, sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Gayet iyiyiz. Sen iyi diyelim, iyi olalım. Malatya'da da bir deprem oldu. Şimdi yayına girmeden haberlere bakıyordum da. Ben de sosyal medyada gördüm. Şanlıurfa ve Elazığ'da da hissedilmiş. 5.9 can kaybı bu arada. Yok galiba, evet, sanırım. Evet. Yani şu an ilk gelen haberlerde yok. İnşallah da kötü bir haberle karşılaşmayız. Herkese çok geçmiş olsun diyoruz. Yani depremden etkilenen. Çok uzun süre değildi tabii. Unutmadık yani. Hani böyle peş peşe her yıl gelince insan bir tedirgin oluyor. Ama 5.9 olduğunda söyleyelim. Yani boyut olarak daha yükseklerinden de Allah korusun herkesi inşallah. Evet. Etkilenen herkese çok geçmiş olsun. Geçmiş olsun diyelim. Bölgedeki halk zaten daha yeni bir travmanın içinde. Evet. Sadece bölgedekiler tabii daha yoğun hissediyor. Biz hepimiz o travmanın içindeyiz ama bir kez daha geçmiş olsun diyelim. Evet. İnşallah can kaybı olmaz. Amin. Şu an için ama en azından gelen İlk bir haberler, bilgi yok. Evet, yani AFAD açıklamasını gördüm ben en son. Herhangi bir can kaybı yok. Ben de İçişleri Bakanı Sayın Ali Yerlikaya'nın açıklamasına baktım. Orada da aynı şekilde ihbarlar var ama bir can kaybı olmadı belirtilmişti. Evet. Camdan atlayan bazı vatandaşlar var sanırım. O da sanırım panik artık yani. Onun dışında ama herhangi bir ciddi bir şey, bir yıkım en azından şu ana kadar söz konusu değil. Bir kez daha geçmiş olsun diyelim. Bölgedeki tüm vatandaşlarımıza. Milli ara bitiyor. Süper Lig heyecanı başlıyor. Nasıl duygular içerisindesiniz? Valla keşke milli takımı daha çok izleyebilsek. En azından oyun olarak mutlu ediyor, tatmin ediyor. Kitleleri birleştiriyor. Ortak bir zeminde buluşturabiliyor. Ayrışma yok. Son zamanlarda milli takım çerçevesinden de baktığımız zaman bence Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ayrımı çok fazla olmadan birlik içerisinde milli takımın desteklendiğini görüyoruz. Bu da çok güzel bir hava. Şimdi tabii dün Sayın Hasan Arat'la Dursun Özbek başkanların bir araya gelmiş olması, orada verdikleri mesaj, Federasyon Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun aradan hemen önce dört takımın başkanıyla bir araya gelmiş olması gibi ortak zeminler, belki de bu aradan sonraki futbol dışı iklimi biraz daha sakinleştirebilir diye umuyorum. Öyle de olmasını diliyorum. Futbol olarak da bugün şunu söyleyebiliriz. Fenerbahçe'nin de, Galatasaray'ın da, Beşiktaş'ın da, Trabzonspor'un da bir araya ihtiyaçları vardı. Bu ara Trabzonspor için oyunu hazırlama arasıydı. Beşiktaş için, Fenerbahçe ve Galatasaray için ise hem oyunu hazırlama hem de fiziksel olarak daha iyi noktalara ulaşmak için bu araya ihtiyaçları vardı. O yüzden ilk minilerden sonra takımlar biraz ivmelenmişti. Bu aradan sonra ben raylarına daha iyi oturacakları düşüncesindeyim ve daha iyi bir futbol izleme ihtimalimizin daha yüksek olduğu düşüncesindeyim. Yani milli takımın Avrupa Şampiyonası'ndaki süreciyle birlikte bugüne gelindiği noktada herkesin zaten mutlu olması gerekiyor. Bu süreçlerde çok stepmede bekleyenler, ayağa takılsa da bir lobi yapsak diye bekleyenler oldu. Çok. Olmadı değil, bunları görüyoruz maalesef. Var mıydı öyle kişiler? Vardı, vardı. Bunlar her zaman olur. Hiç eksilmediler yani. Yani Montella'nın Uluslar Ligi'nin ilk 2-3 maçında ayakta... Kimin koltuğunda gözleri var? Bu sadece birinin koltuğunda gözü olmasıyla alakalı değil. Kamuoyunda belli çevrelerce biri için lobi yapma durumu. Bundan bahsediyor. Montella şurada, ben söyleyeyim, ilk 4 maçın ikisini kaybetseydi 3. maç, 4. maç için ona final maçları denilecekti. Hı hı. Ama biz bazı şeyleri çok çabuk unutuyoruz. Yani genel olarak toplumda da böyle bir şey var. Henüz 2 yıl öncesiydi. Mevcut milli takım Faroe Adaları'na kaybeden, Lüksemburg'da zar zor son dakikalarda 87'de hiç unutmuyoruz. İsmail Yüksek atmıştı, hatırlar mısınız? Evet. Lüksemburg'da 3-3 berabere kalan bir milli takımdı ki ve o milli takımın hocası 3-3 beraber, Lüksemburg beraberliğini sevindirici bulan bir teknik adamdı. Biz oralardan bu zamana geldik ve bugün eleştirdiğimiz nokta, biz Hollanda'ya nasıl kaybediyoruz vesaire. Oyun olarak bu arada eleştirebiliriz. Teknik adamın oyuna geç müdahaleleri vesaire ayrı. Ama Hollanda'ya mesela şampiyonada kaybetmek dünyanın sonuymuşçasına bazı kişiler tarafından yorumlanmıştı. Oysa çok değildi yani. 1,5-2 yıl öncesinde sen Faroe Adaları'na kaybediyordun. Lüksemburg'da son dakikada beraberlik elde edebiliyordun. Böyle rezil bir tablonun içerisindeydik. Şey, ve o rezillikteki teknik adam Lüksemburg'da berabere kalmayı
sevindirici buluyordu mesela. Hiç unutmuyorum o günü ben. Biz dünyada, Dünya Kupası'nda üçüncü olduğumuz zaman da vay Avrupa takımıyla karşılaşmadık zaten diyen ve bunu hoca eleştirisine yansıtanlar da vardı. Evet, ne yazık ki her zaman bir memnuniyetsizlik var. Şimdi milli takıma yerli hoca, yabancı hoca konuları vesaire. Ben hiçbir yerde yerli futbolun içerisinde, spor bu. Sporun içerisinde yerli yabancı ayrımına karşıyım. Yani sporda liyakatli kadrolarla birlikte siz ancak yükselebilirsiniz. Bunun işte Türk'ü, Alman'ı, İtalyan'ı yok. Size kim başarı getiriyorsa bununla yükselirsiniz. Bugün bakın İngiltere milli takımının teknik direktörü kim oldu bugün? Thomas Tuchel oldu. Evet. Şimdi Alman teknik adama teslim ettiler takımı. İngiltere'de bu kadar tartışma konusu olur mu mesela? Nasıl İngiliz hoca yok muydu falan diye. Var bir sürü İngiliz hoca da var değil mi? Biraz biz ufkumuzu da genişletmemiz gerekiyor. Kim nerede başarılıysa bu hakemlik konusunda da tartışılıyor. İşte evet. Teknik adamlık konularını, futbolcu konuları. Şimdi serbestiyet. Federasyon başkanı açıklama yaptı. Yabancı kuralını serbest bırakıyorlar. Sadece kriter getirecekler. Şimdi oraya geleceğim zaten. Yok hayır bir şey söyleyeceğim. Tabii. Kriter gelecek. Hı. Serbestiyet var değil mi? Yani hakemde bizi, de inşallah serbestiyet olur. O bizim futbolumuzu olmuyor. Bizim i̇nşallah futbolumuzu olur. O ilerletecekse bu yoldan devam etmemiz lazım. Hep dar kalıpta bakan kişiler oluyor. Vallahi Montella'nın evet oyun için eleştireceğimiz noktalar her zaman olacak. Eleştiri olmazsa zaten bir yerde bir sorun var demektir. Eleştirinin anlamını da bizde insan da çok yanlış biliyor. Eleştiri olumsuz bir şey değildir bu arada. Birini kötülemek olarak algılanıyor sadece. Evet bizde öyle ama eleştirinin anlamı bu değil. Eleştiri olumlu da olabiliyor. Biz olumlu eleştiri yapmaya çalışıyoruz. Oyuncu değişikliklerinden vesaire bahsederken. Ama çok bel altına gidildi süreçler de oldu. Vallahi ona rağmen Montella bence bu durumları iyi atlattı. Kimse demiyor ki hocayı eleştirmeyin. Federasyon tarafı, teknik ekip tarafı Montella için de yani. Tabii ki oyuncu değişikleri var vesaire bunları eleştirilebilir. Onlar da bu gözle bakıyor. Ama bizde bir maçta bütün dünya değişebiliyor. Bir tane kaybet ya. Ertesi maç ertesi maça kadar ki o arada doğruyorlar seni zaten. Ya bu iklimden kurtulmamız lazım. Şu gerçek. Ben bütün futbol iklimi böyle ki Montella üzerinde mi sadece? Hepsinde öyle. Hepsi öyle. Ama şöyle. Okan Hoca, Jose Mourinho, lobicilik faaliyetleri. Yabancılar da çok daha kolay Koray farkında. Kolay çünkü yani sen çok daha biliyorsun kolay. Muhabir olduğun için. Camiasızlıktan kaynaklanan bir durum da var. Ya bir de yüz yüze bakıyorum şeyi var şimdi gazetecilerde de var bu. Bilmiyor musun? Görmüyor musun yani? Taner Karaman, sen de Oginowski teknik direktörsün. Oginowski gidecek ülkesine. Bir daha nerede suratını göreceğim. Taner Karaman başka takıma da gelir. İşte haber kaynağı olarak da görüşürüz. En kötü ihtimal dostluk baskısı. Yüz yüze bakacağız adama fazla sallamayayım diye otokontrol var. Oginowski gidecek bir daha. Beni nerede görecek zaten saydırabildiğin kadar. Ama yani, ben Taner sadece iki cümle daha söyleyeyim. Lütfen. Ben milli takımdan keyif alıyorum. Taner'in de anlattığı gibi. Milli takım aralarından da keyif alıyorum. Ben yıllar sonra yani 2008'deki o kadro jenerasyonundan sonra ilk kez bir milli takımın bir Dünya Kupası göreceğine inanıyorum. O kadro görememişti ama ben bu kadronun gideceğini düşünüyorum. Ben son olarak şunu söyleyeyim bu konuda. Evet. O güne sonuna kadar katılıyorum. Altına da şunu da doldurayım. Türkiye Türk futbolu belki başka branşları ya da başka alanları da dahil edebiliriz. Lobicilik faaliyetlerinin zirve yaptığı bir iklimden geçti hep. Federasyon başkanının gözü yerinde gözü olanlar, MHK başkanının yerinde gözü olanlar, işte milli takımın hocasının yerinde gözü olanlar ya da takımlarda çalışan hocaların yerlerinde gözü olanlar ya da buna benzer. Hep bir gözü olma, aman ben oraya geleyimcilik, hep böyle bir faaliyet, hep böyle bir işin içinde olmak, bazen başarıyı yani camia başarısını gerekirse başarısız olsun da ben geleyimi daha önde tutanlar yüzünden Türk futbolu hep böyle lobicilik faaliyetlerine kurban olmuştur. Ve bugün eğer bu lobilere karşı direnç gösterirlerse camialar ve federasyon o zaman işte her şey daha güzel olur. Şimdi Okan Hoca'nın ilk iki sezonunu hatırlayalım. O başlangıç dönemlerindeki çok ağır kötü sonuçlar futbollar sonrasında her yerde trend tepik olan teknik direktör isimleri vardı. Ya da Montella hocanın başarısız olduğu ya da bundan önceki
Stefan Hoca'nın başarısız olduğu dönemlerde de yine belli başlı hocaların adının hep öne çıkartıldığı, bir şekilde lobicilik faaliyetlerinin alttan alta yapıldığı bir iklim vardı futbolda ya da federasyon başkanlıklarında. O yüzden önce kişisel menfaatlerimizi Türk futbolunun önünde tutmazsak eğer, ya da Türk sporunun, o zaman zaten her şey daha güzel olur. Şimdi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun açıklamaları var. Dün akşam Ekol TV'de Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtladı. Orada tabii çarpıcı kullandığı ifadeler var, konu başlıkları var. Biz saha içiyle ilgili olanıyla başlayalım. Yabancı sınırı kalkacak. Başkan diyor ki önümüzdeki sezon yabancı futbolcu kuralı serbest olacak ama kriter ve nitelik getirilecek, evet, diyor. Yani bunun olması gerekiyor zaten. Yok, sınırsız yabancıya şöyle karşıyım yani. Niteliksiz yabancıya karşıyım ben. Sınırsız yabancı olması gerekiyor, serbest olması gerekiyor bu işin. Ama niteliksiz yabancı oyuncu transferleri ne yazık ki çok fazla olduğu için, bir de malum onlar transfer oluyor. Transfer oynatma durumu kulüplerde. Yeni transfer, onlar oynasın. Bu kez kendi yetenekli oyuncularımız, bunu Türk oldukları için söylemiyorum, yetenekli oldukları için söylüyorum, yetenekli oyuncularımız o cenderede belki kendilerini gösteremeyebiliyor. O yüzden özellikle bu yabancı serbestiyetinde bir kriter getirilmesi gerekiyor ki biraz daha bu oyuncuların niteliklilerine dönmek gerekiyor. Ve ayrıca şu da var, bizde Anadolu kulüpleri de bu hataya çok düşüyor bence. Çok fazla mesela yaşını başını almış oyuncu transferleri. Mesela Anadolu kulüplerine de dikkat edersiniz. Genç yabancıdan ziyade tecrübeli, işte beni ligde tutsun, ortada tutsun vesaire, o yola gidiliyor. O kriterlerin arasına mesela genç yabancı oyuncu kriterleri de getirebilirsek çok kıymetli olur. Belki bu kez mesela yabancı oyuncu transferine scouting de yapmayı akıl ederler de sadece yerli değil, yabancı oyuncu da yetiştiririz. Yani Avrupa'nın hep akademilerinden bahsediyor. İşte Barcelona diyorlar vesaire diyorlar. O akademilerde mesela Ajax'ın akademisinde sadece Hollandalı oyuncular mı var? Hiç bakıyorlar mı? Ajax'ın akademisinde kimler var? Ya da La Masia'da, Barcelona'da forma giyen, La Masia'da akademide forma giyenlerin hiç ülkelerine bakıyorlar mı? Afrika'dan hiç oyuncu getiriyorlar mıymış mesela? Biraz bunlara dikkat etmek gerekiyor. Yani kriterler ne şekilde olacak? O liyakatli kadroların bu işleri belirlemesi ve bunun günlük program olmaması gerekiyor. Yani bizde bu sezon mesela atıyorum bir federasyon var, mevcut federasyon bir karar alıyor. Yeni bir federasyon geliyor, ben bunu değiştirdim diyor. Seneye böyle olacak diyor. Hayda. Kulüpler bu kez itiraz ediyor. Bir şey oluyor. Tekrar bir kadro dönüşümü vesaire. Yıllarca bunu yaşadık. Her federasyonda bir değişim. Yani bunun kulüplerle bir arada istişare edilerek getirilirse şayet, kulüplere de itiraz etme hakkının elinden almış olursun. Dolayısıyla 5 yıllık, 10 yıllık, kaç yıllık programsa uzun vadeli programlar yapabilmemiz lazım. Biz ne yazık ki hep gündelik işlerle bugünü kurtarmanın peşindeyken geleceğimizi kaybediyoruz. Her sezon yeni bir kurala uyanıyoruz. Ya gelecek sezonun kuralına mesela Haziran ayında uyanmayalım. Öyle değil mi? Bugünden belli olsun. 2025-26'nın programını bilelim bugünden. 26-27'yi bilelim, kulüpler de bilsin. Ona göre oyuncu alacaksa ona göre alsın mesela. Geçen yıl hatırlayalım, Mavi Kart diye bir uygulama vardı. Değil mi? Aslında bu sezon yok mesela. Sözleşmesi devam edenler için var sadece. Şimdi bonservis yatırımı yapıyorsunuz, oyuncu alıyorsunuz o kurala göre. Hayda, ertesi sezon kalkıyor. Şimdi bu tip uygulamaların ne yazık ki günlük işlerinizi çözebilirsiniz ama hem ekonomik açıdan size zararı var, hem de geleceğinizi kaybediyorsunuz. Bir de tartışma ortamı yaratıyor. Sonra kulüpler, işte 19 kulüp var, 15'i itiraz ediyor, 4'ü başka yerde. Bir de onun tartışmasını görüyoruz. O yüzden doğru kriterlerle uzun vadeli program şart. Şimdi Taner, sana da fikrini soracağım ama tabii, Hüseyin Özkök'ü de uygunsa İsmail'den rica edelim. Bir Skype'la alalım onu da. Şimdi bana yazdı çünkü mantıklı bir şey yani, dünden beri. Yabancı sınırı kalkıyor diyoruz. Hı hı. Ne demek kalkma yani? 45 tane yabancı alabilir misin? Abartıyorum bilerek rakamı. Mesela 27 tane alabilir misin? 30 tane. Oradaki kontenjanlara göre. İllaki bir sınır olacak o zaman, değil mi? Olacak. Yine nihayetinde. Tamamen serbest bırakma gibi bir şey olmayacak. Hüseyin Özkök'ün orada söylediği farklı bir şey var. Şimdi ben önden spoiler vermeyeyim. O bağlandığında söylesin. Kalkabilir ancak bir şartla. Yani sınır, hı-hı, rakamda
olmayabilir ama ancak bir şartla diyor. Onu da birazdan eğer müsaitse kendi bağlamında söyleriz. Bağlanamıyorsa ben aktarırım. Tabii. Sen nasıl değerlendiriyorsun? Kriterler ne olabilir mesela Taner? Birincisi şöyle. Ben yabancı futbolcuya kriter getirilmesine de karşıyım. Sebebi de şu. Başta bundan yıllar öncesinde bunun mutlaka olması gerektiği düşüncesindeydim. Ancak yabancı futbolcu transferine kriter getirirken dışarıda kalabilecek wonderkid yabancıları nasıl ayıklayacaksınız? Mesela İngiltere bunu bir heyetle yapıyor. Yani kendi şartlarına uymayan ama adam wonderkid. Gitmiş bulmuş Kolombiya 3. liginden. Örnek veriyorum. Bunu bir heyetle yapıyor. Mesela Malatyaspor vaktiyle biliyorsunuz Başakşehir'e sattı. Başakşehir'den yurt dışına gitti vesaire. Oyuncular buldu. Başka oyuncular geldi. Ve asgari ücret bile almayan futbolcular transfer ettik biz bu lige. Çok büyük paralar kazanıldı vaktiyle. Şimdi bu adamları nasıl ayıklayacaksınız? Birincisi bu. İkincisi kriter yabancı futbolcuya mı gelmesi lazım yoksa kulüp yöneticilerine mi gelmesi lazım? Kriter ikinciye gelmesi lazım. Sen kulüp yöneticini belli kriterlere göre kulübün başına yönetici olarak getirilme şartlarını oluşturamazsan ister yabancıya kriter koy ister koyma. O zaten bir yerden delinecek. Bir yerden delinecek onlar. Önce biz kulüplerdeki futbola yabancı yönetici profillerinden sıyrılıp gerçekten futbol için futbol kulüplerinin başında olan yönetici profillerini oluşturabilirsek zaten yabancı futbolcu ya kriter getirmemize de gerek kalmayacak. Buna da gerek kalmayacak. Vaktiyle torba yasa içerisinde bir madde vardı. Başkanlar ilkokul mezunu olamaz diye. 13 tane başkanın başkanlığı düşüyordu Süper Lig'de o dönem. 13. Sonra böyle kulüpler birliği toplantıları vesaire ne oluyor vakti zamanında. Önce bizim bir kulüp yönetici profillerimize kriter getirelim. Zaten yabancıya o zaman kriter getirmemize gerek kalmaz. Burayı bir aşmamız lazım. Ve dediğim gibi ne kriter getirirseniz getirin. Eğer sen bir kulübünün tırnak içerisinde wonderkid yani yetenek, genç bir yetenek bulduğunda yabancı gelmesini o kriter engelleyecekse şimdi biz ne koyacağız? Büyük ihtimal kendi ülkesindeki milli takımlarında bilmem kaç maça çıkmak. Ya da FIFA sıralamasında ilk 30'da olan ülkelerde şu kadar maç olmak gibi belli kriterler koyacağız. Ama o kriterin dışında adam gitti buldu Uruguay 3. liginden bir tane yetenek. 19 yaşında. Transfer edemeyecek mi? İşte onların kredisi. Bunu araya girip Hüseyin Özgür telefondaymış. Bekletmeyelim onu da çok fazla. Yabancı sınırı kalkacak diyor başkan. Belli kriterler gelecek dedi ama Hüseyin Özgür dünden beri aklımda olan soruydu. Siz de yazdınız şimdi aynısını söylüyorum. Yani yabancı sınırı kalkacak demek istediğin kadar yabancı al ucu açık demek. Ama bizde öyle bir şey olması mümkün değil. Peki bu karar başka bir süreci mi getirir? O bana yazdığınız şeyden bahseder misiniz? Nasıl olabilir bu? Merhaba sevgili Koray. Üçünüze de iyi yayınlar diliyorum. Skype'la bağlanamadım çünkü dışarıdayım. Radyodan dinliyordum. Radyodan dinleyerek sana mesaj yazdım. Aspor Radyo her yerde bu arada. Evet evet tabii Muğla'dayım şu anda. Muğla'da da Aspor Radyo dinleyebiliyorum arabadan. Dinlerken de hemen saat çekip mesaj yazdım sana. Şöyle söyleyeyim. Şimdi Türkiye'de Avrupa'da olmayan bir uygulama var. Kadro sınırlaması. Bu sene mesela her kulüp ancak 28 kişilik kadro ile maçlara çıkabiliyor. Dolayısıyla siz yerli oyuncu 14 derseniz, yerli yani milli takımda oynama uygunluğuna sahip oyuncu sayısı minimum 14 olmalı derseniz ve kadroyu sınırlarsanız, atıyorum 30'da sınırlarsanız, 30 sınırlı kadroda da en fazla yabancı 16 olabilir o zaman. Demek ki siz sınırsız yabancı değil, sadece yabancı sınırını 16'ya çekmiş olursunuz. Evet. Dolayısıyla bunu söyleyecektiniz eğer sınırsız yabancı oynatacağım ben Türkiye'de derseniz o zaman kadroda sınırı kaldırmanız gerekiyor. Mesela Almanya'da yapılan uygulamayı söyleyeyim size. Almanya milli takımın daha doğrusu Almanya'da yetişmiş en az 8 oyuncunun bir takımda olması şart. Ondan sonrasında ucu açık yani sınırsız kadro bütün Alman kulüpleri bulundurabiliyorlar. Almanya'da yetişmiş 8 futbolcu kadroda olmak zorunda.
Evet. Maç kadrosundan mı bahsediyoruz, geniş kadrodan yok, mı? Yok yok, hayır. Normal takımın profesyonel lisanslı kadrosunda bulunan oyuncu sayısı minimum Alman ya da yetişmiş oyuncu olması gerekiyor. 8 oyuncu. Bunun olmasından sonra istediğiniz kadar yabancıyı oynatabiliyorsunuz Almanya'da. Ama Türkiye'de hep kadro sınırı var. İşte bazen 26 oluyor bu, bazen 28 oluyor. Geçen sene 30'du bu, hatırlarsanız. Dolayısıyla siz bir kadro sınırı koyarsanız, bir de milli takımda oynama uygunluğuna sahip 14 oyuncu olması gerekiyor derseniz, hep yabancıyı sınırlamış olursunuz. Evet. Dolayısıyla bunu mutlaka kadro sınırlamasının kalkmış olması gerekiyor. Eğer sınırsız yabancı tanımlamasını kullanıyorsanız. Ben bunu belirtmek istedim sana gönderdiğim mesajda. Yani İbrahim Hacı Osmanoğlu tam olarak açıklamadı sınırsız yabancı nasıl olacağını, ama sınırsız yabancı demek için benim dediğimin mutlaka olması gerekiyor. Evet. Yani teşekkür ediyoruz Hüseyin Özkök. Dediğiniz doğru bir nokta. Eklemek istediğiniz bir şey yoksa teşekkür ederim. Görüşürüz yine. Çok teşekkür ederim. Size iyi yayınlar. Kolay gelsin. Sağ olun. Yani yabancı sınırı komple kalkması gerekiyorsa öncelikle kadro zorunluluğu sayısının kaldırılması gerekiyor. Yani kriterlere uygun. O zaman kulüpler istediği kadar futbolcu getirebilir. Burada ya komple kalkacak ya da başkanın söylediğinde bir farklı bir sınır olacak. Chelsea antrenmanları yükleniyor yani. Evet, çok fazla ama kesin bir sınır olacak. Kadroda sınır kalkarsa Türkiye için çok kabus gibi bir dönem olur. Yani. Çok... Tabii kriterler çok önemli burada da. Her halükarda bir kere sınırsız transfer hakkı vermiş oluyorsunuz. Tamam. Yani bunu elbette bazı kulüpler etik olarak, etik çerçeveden ilgileneceklerdir konuyla, ama ne yazık ki tarihimiz alt liglere çok acı bir şekilde inen çok önemli takımlarla dolu. Ve o takımların da genellikle ekonomik olarak dar boğaza girmesinin sebeplerinin başında da transfer politikalarını suistimal eden o dönemin kulüp yöneticileri var. Eğer siz kadroyu, sınırlamayı kaldırırsanız kadrodan, o zaman yap transferi kirala, yap transferi kirala dönemi başlar ligimizde. Herkes Chelsea gibi yapayım transferi, kiralayayım orada yetişsin değil, yapayım gitsin, yapayım gitsine bağlayacaktır. O yüzden çok da hayırlı bir dönem başlamaz Türk futbolu için. Evet. Bu kararı doğru buluyor musunuz nihayetinde? Ben tabii ki, yani ben sınıra karşıyım. İşte sahada 8 olsun, tribünde 2, kulübede 3. Bu sezonki uygulamada da mesela 14 tane yabancı hakkınız var. 2 tanesi tribünde oturuyor. Zaten kadronun içerisinde, evet, transfer edilmiş, listelerimize yazmışız mesela. Değil mi? Kulüplerimiz listelerine yazmış. Mesela tabii, tabii. Niye tribünde oturuyor? O şey ekonomik olarak sıkıntı. Manasız yani. Tabii. Aldın oyuncuyu, veriyorsun parasını, sınır var diyorsun, tribünde otur diyorsun. Gerek yok. 14 tane bu sezonda mesela, bu süreçte 14 tane varsa 14'ü de kadroda olabilmeliydi bence. Zaten maç kadrolarının şeyi artık 18 değil, artık sonuç itibariyle. Doğru. O da 21 oldu. Dolayısıyla yani boş yere niye tribünde oturtuyorsunuz ki? Bir de o tribünde oturttuğunuz oyuncuyu, hani diyelim ki verimsiz bir oyuncu. Öyle değil mi? Ve kadronuza hiç yazmıyorsunuz. Ara transfer dönemi geliyor. Oyuncuyu göndermek istiyorsunuz ki. Ama kiralık, ama satılık. Ya alacak olan kulüp bir bakar. Maç kadrolarına bile almamışlar der yani. Bu bile bir kriter bir transfer için. Değersizleştirme. Yani niye ekstra ya? Değersizleştiriyorsunuz. Tamam, zaten performans veremiyor gözüyle de bakın. Bu arada verenler de var. Öyle değil mi? Bir takımın 13. 14. yabancısı takımına katkı veremiyor mu? Veremez olur mu mesela? Fenerbahçe'den örnek verebiliriz. İşte Beşiktaş'ta var tribüne çıkan oyuncular. Galatasaray. Şimdi bunların 13. ve 14. yabancısı yedek kulübesinden oyuna katılım sağlayıp da takımına katkı veremeyecek yabancılar mı? Verebilirler. Abi niye tribünde oturtuyoruz? Ne diyeyim? Yani bir maksadı mı? Mantıklı gelmiyor. Mantıksız, çok mantıksız. Yani tribünde oturtacağız diye transfer ya yaptırmasaydınız hiç, ya da yaptırıyorsanız da bu transferleri tribünde oturtmayın. Yani bunun bir manası yok. Hiçbir değeri yok. Yani takımlara, kulüplere katacağı hiçbir değer yok. Ve oyuncu elden çıkaramazsınız. Zaten çıkaramıyorsunuzdur. Ekstra size zarar veriyor bu durum. Ya sen talip olacaksın oyuncuya. Tribündeki oyuncu sayısı ben kaç şimdi? 2. 2. 19 takım var. 38 futbolcuyu oynatmayarak Türk futbolunu mu kurtarıyoruz? Yani kulüp maksimum mi? Yani bu da hepsinde var mı yok mu şimdi bilmiyorum. 50-60 milyon euroluk bir maliyet de çıkartıyoruz. Oynamayan adama 60 milyon euro civarında bir maaş ödeniyor.
Değil mi? Yani özeti bu değil mi? Maksimum iki tane futbolcu, hepsinde aynı durumda oyuncu bile yoktur. Bir topu biz 38 futbolcuya oynatmayarak, tribünde oturtarak Türk futbolcularının önünü açıyoruz ve Türk futbolunu kurtarıyor muyuz? Şöyle bir şey bekliyor o iki yabancı. İşte tabii, takımdaki diğer yabancı oyunculardan biri cezalı sakat olursa kadroya girerim. Bunu bekliyorlar. Otursun şimdi, kulübede yani. Takip ne ettiğim olabilir? İçin yakından bildiğim bir yerden örnek vereyim. Sen de çok iyi biliyorsundur. Beşiktaş'ın bir maçında yeni transfer Endur tribündeydi. Chamberlain'le. Ertesi hafta Endur kadroya girdi. Bu kez Ernest Muçi'nin tribünde oturduğu maç vardı. Mesela Muçi niye tribünde oturur abi? Yedek kulübesinde olsa oyuna mesela sonradan alsan katkı vermeyecek bir oyuncu mu? Ama tribüne gönderiyorsun. Mantıksız bir uygulama. Ya en önemli şey, kulübün karını düşünüyorsan o futbolcunun yedek kulübesinde oturması tribünde oturmasından daha mutluluk verici ya bir olaydır. Şöyle söyleyeyim sana, kadroya girip en azından maçları, forma ihtimali olur, şansı olur. Maçların sonunda dahi girse 10 dakika, 15 dakika, 20 dakika neyse, ara transfer dönemi geldi, bir yere kiralama ihtimalin, bonservisiyle gönderme ihtimalini arttırırsın. Kulüplerin bu ihtimalini arttırırsın, öyle değil mi? Tabii. Şimdi hiç oynamamış bir oyuncuyu bir kulübün almasıyla az da olsa, atıyorum yarım devrede 400 dakika oynamış bir oyuncu almak çok farklı şeyler. Biri baştan aşağı fiyasko. Zaten birincisi takıma ekonomik zarar veriyorsun. İkincisi oyuncuya zarar veriyorsun. Üçüncüsü bir de bütün dengeleri alt üst ediyorsun. İşte bir adam bir gün orada, bir adam diğer gün orada. Yani bu transfer piyasasında bitiren şimdi bir karar. Ben şunu söyleyeyim. Bence en doğru yabancı kuralı Fatih Terim döneminde gelen 14 yerli kuralıydı. Ve o dönem bizim yurt dışına genç ve yerli oyuncu ihraç konusunda rekorlar kırdığımız dönemi de başlatmıştı o kuralla birlikte. Çünkü yabancı futbolcunun fazlalığıyla birlikte yerli oyuncu kadroya girmek için o oyuncularla rekabet etmek zorunda kalıyordu. Rekabet de tabii ki de oyuncuyu hem geliştiriyor, birincisi bu. Bir de sen eğer ki adama yerli oynatmak zorundasın dayatması yaparsan, bu sefer ve aynı zamanda belli bir yabancı kısıtlaması getirirsen, Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe gibi yüksek bütçeli takımlar Anadolu'da her an patlama yapabilecek potansiyeli yüksek oyuncuları talan etmeye başlıyorlar. Henüz daha meyvesi olgunlaşmamış oyuncular büyük paralara İstanbul'a gelmeye başlıyor. Adamı yabancı kuralıyla birlikte o dönem 14 yerliyle ne olmuştu? Altınordu'dan İstanbul'a uçacağın adam Altınordu'dan İzmir'den İspanya'ya uçtu. Doğru. Buna benzer senaryolar oluyor. Bu tarz Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş gibi camialar da 14 tane yabancı hakkı olduğu zaman gidip de Kayseri Spor'daki potansiyelli oyuncu yerine o da ayrı bir başka bir ülkedekine gidiyorlar. Sen de elindeki potansiyelle birlikte oynamayı sürdürdüğün için senin de kalibren düşmüyor. Oyuncun talan edilmiyor çünkü, aklı karıştırılmıyor. Aynı zamanda bir değere geldiği zaman da transfer yapıyorsun. Bu yerli kuralı, yani yabancıyı serbest bırakma, belli kriterlerle serbest bırakma Anadolu takımlarını güçlendirir. Türkiye'nin ihracını arttırır, ihraç gelirlerini arttırır. Aynı zamanda da daha iyi bir futbolun da zeminini hazırlar. Ben kadroların yaş ortalamasını gençleştirebilecek kriterlere ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Yani çok yüksek yaş ortalamalarımız var. Hani kriterleri belirlerken biraz buna özen gösterilmesi lazım. Yani 30 yaş ortalamasıyla oynayan kadrolara belki ona sınır gelir mi mesela, 30 yaş ve üstü? Yok, oyuncu hayır, kadroya şey değil yani, hani kadronun şu yaş sınırında olacak değil de buna ön ayak olabilecek kriterler. O da mesela bir kriter olur mu onu diyorum. Orada 30 yaş üstü şunu diyebilir mi? Her kulüp en fazla 30 yaş üstü 5 tane 2 oyuncu, 3 oyuncuyla sözleşme imzalayabilir. Buldum Mertens gibi adamları, ne yapacak? Almayacak mısın? Kriterimde oldu diye bu sefer almayacaksın. 5 seçeneğinden bir tanesi olacak. Ama sana 3 sene şampiyonluk getirecek potansiyeli var adamın. 5 tercihinden bir tanesi olacak. O zaman almayacaksın. Şimdi biyolojik yaş dediğimiz konu, yani şimdi nüfus kağıdı dediğimiz, kağıtta yazan ya da pasaportta yazan tarihin artık önemi her geçen gün azalıyor futbolda. Adamın nüfus kağıdında 35 yazıyor. Oyununa bakıyorsun 25 gibi. Tamam, bir tane şimdi olumlu örnek sana 25 tane olumsuz örnek çıkıyor. Şimdi sana 25'lik oynayabilecek 35 yaşındaki adamı, adam fiziğine iyi baktıysa almayacak mısın? 40'a kadar belki yolu var. Tamam. Şimdi bu kadroda orada biraz sayısı, şimdi mesela 20 tane yabancı geliyorsa bunun da belli sayıda olması ben gerekiyor. Ben şu düşüncedeyim. Artık futbolda yaş dediğimiz kavram bilimin de ilerlemesiyle artık demode olmaya başladı.
Ve 90'larda bu çok öndeydi. Evet, yani hakikaten de 90'larda adam 30 yaşına geldiğinde futbolu bıraktı artık denilip transferi çok eleştirilirdi. E şimdi adam 35'ine geliyor, hala transfer yapıyor sağa sola ve oynuyor da. Şimdi senin dediğini ben çok net anlıyorum. Ama ben sana Türkiye'de bir yönetici başkan profili çizeceğim. Hı hı. Tamam mı? Söylemeyeceğim hangi kulüp olduğunu. Söyle. Arkadaşlarımla konuşuyorum çünkü işte menajerlik yapan, futbolcu hı hı. satan birileriyle konuştuğumda şöyle bir şey söyledi. Bir tane takım, bu alt liglerde Süper Lig değil, golcü arıyor. İyi bir tane iş yapabilecek golcü öneriliyor. Başkan diyor ki, ya bunu diyor burada diyor kimse tanımaz diyor. Tamam iyi adamdır belki ama bana böyle taraftara coşturacak isim biri lazım diyor. İşte bak dediğim... Ne performans vereceği önemli değil diyor yani. İşte PR transferi, bildiğim PR transferi ilk yani. İlk dediğime geliyor konu işte. Şimdi böyle olunca ne olacak bu sefer? PR transferi ne 30 yaşlılardan sonra, tabii 30 yaş aslında genç bir yaş. 30'un üstü örnek vererek konuşuyoruz. Belki 33 yapılır vesaire. Ama diyor ki adam yani bana 36 yaşında olsun ama geldiğinde... Şov yapmaz. Pato mesela. Pato'yu herkes bilir ya mesela. Pato şu an hiçbir şey verim verecek zaman... bir durumda değil. Ama Pato'yu getirdi. O Pato şurada oynadı, Milan'da oynadı vesaire. O zaman başa yani... geliyoruz işte. Kriter yabancı futbolcuya mı gelecek yoksa yöneticiye mi gelecek? Yöneticiye getirirsen tertemiz çözüm. Başka bir şey kriter getirmene de gerek yok o zaman. Yöneticileri çalıştıracak kriterler olması lazım. Yönetici de biraz araştıracak, çalıştıracak. Yani gel futbolun içerisinden gelen ya da futbolu bilen yönetici sayısı ne yazık ki çok az. Siz de biliyorsunuz, çok yakından takip ediyorsunuz kulüpleri. İşi bu değil. Çok da fazla bilmiyorlar. Doğal. Hani kulüp yönetmek farklı bir şey olabilir ama biraz da bu işi başladıysanız öğrenmeniz gereken noktaları var. Öyle değil mi? Biraz da kulüp yöneticileri çalışacak ya. Yani hazıra konmuş. İşte senin verdiğin örnek gibi. Bize bir tane şöyle oyuncu. Hayır. Yani onlar da araştırmayı bilecek. Yok, bizde, ben size bir şey söyleyeyim. Yan yol niye? Ya bizdeki sıkıntı bir de şu niyet mesela. Değişmediği sürece bu yıl varız. Zaten seneye yokuz. Yöneticilerin biraz da çalışma metodu bizde bu yıl varız. Seneye olup olmayacağımız belli değil. Bu sezonu kurtaralım da seneye bakarız düşünüyorum. Biraz daha rahat değiller artık. O borçlardan mesuliyetler vesaireler başladı. Ama daha da sık olması lazım. Kesinlikle. Daha da böyle herkesin cesaret edemediği bir koltuk olması lazım. Başkanlık koltuğu dediğimiz kavram, yer ve yöneticilikler. O yüzden de o koltuğa gelirken ki mesuliyetler ne kadar artarsa vergiler o kadar yerinde ödenir. Transfer araları ona göre daha dikkatli harcamalar yapılır. Borçlanmalar. Sonrasında gidip de vergimi ödemeyeyim, affedin diye çağrılarda bulunulmaz. Anlatabiliyor muyum? Yani burada kulüpler o kadar neyse yani söyleyecek çok şey var da. Doğru. Kimseyi de üzmeyeyim şimdi. Neler var neler ya. Yani burada anlatmıyoruz da. Konuşursak. Ya, hocanın istemediği transferi ya hocam bu da benden bu da benden olsun deyip aldıran hediye gibi değil mi? Öyle mi? Hoca istemiyor hocam bu da benden olsun. Ben şeyi olsun. Biliyorum kulübü de söylerim yani Bolu Spor Camiası'nın bundan çok yıllar öncesinde bir gün kapısından çok iyi bir futbolcu getiriyorlar. Onu da biliyorum yani Bolu'da üniversite okuduğum dönemlerde. Kulübün yöneticisi gerçekten yetenek olan oyuncuyu kulübe getiren adama diyor ki benim transfer hakkım bitti ama şunun var ona git diyor. Yani yöneticiler kendi arasında sen bir tane yapacaksın, sen iki tane yapacaksın, sen üç tane yapacaksın diye bölüşmüşler transfer. Nasıl ya? Her yöneticiye gönlü olsun diye sana iki transfer yazdım. Anlatabiliyor musunuz? Sana üç yazdım. Yani o transfer sezonunda kafana göre hani almış. Yönetim içerisinde transfer ikililiklerinde çok ya bunlar de. Yapılmış vaktiyle. Bundan tabii o da çok büyük mevcutla alakalı bir durum ama daha yıllar şey öncesinin mevzusu bu. Bunlar yapılmış. Bu bir örnek. Ne neler var hakikaten. Allah'tan ya. Toparladılar şimdi. Sonra uzun süre bir sıkıntıya düştükleri dönem o dönemin ardı mıydı? Bolu bir kimse izan altında bırakmadı. Üniversitede okuyordum. Üniversitede da. Okuduğum dönemler. Araştırmacılar. Yani. Araştırın. Taner ne zaman? Araştırmalar. LinkedIn profiline Taner'den hücum edebilirsiniz. Araştırmacılar bulur. Dönemi çıkar oradan. Çok talihsiz örnekler var. Ya Anadolu için şöyle transferler. Bu konu bitmez. Biz çok, dün akşama çok gelelim. Çok kısa şöyle bir arzu ettiğim yol var. Yani olması gereken. Mesela en güzel örneklerinden biridir Amir Hacı Ahmetoviç. Konya'ya kaç yaşında geldi hatırlar mısınız? 19 yaşındaydı Konya'ya geldiğinde. 18-19 yaşlarında. Evet. Hani bu tarz transferleri bulabilmek. Yani şimdi 35 yaş beni bu sezon ligde tutsun. Evet o da olsun kadronun içerisinde ama mesela abi 7 tane ondan olmasın. Git 2 tane, 3 tane, 4 tane neyse artık hani bunun kriterleriyle birlikte
Hani yeni amirler vesaire de bulunabilsin. Bak 5 yabancı kuralı vardı o zaman. O zaman hep aynı örneği veriyorum. Çünkü yani nadir gerçekleşen örneklerden biri olduğu için. 5 yabancı düşün. Şu an yani kimse yer yerinden oynar 5 yabancı mı olur diye. Beşiktaş 5 yabancı varken 18 yaşında Bobo'yu Brezilya'dan getirdi. Evet. Evet. Bak 18 yaşında Brezilya'dan Bobo'yu getirdi. 5 hakkınızdan birini kullandınız. Ve ne kadar uzun süre hizmet etti. Çok Tabii. da başarılı oldu. Yani 5 yabancı varken bunu yapabiliyorsunuz. Şu an hiç deneyen yok. İşte yani kulüpleri çalıştırmak, Galatasaray denedi, Allah çalıştırmak. Var. Şimdi hakkını yemeyelim. Fatih Hoca döneminde, son dönemde işte Nelson genç yaşta geldi. Sasha Boye genç yaşta geldi. Pek çok oyuncu işte Morutsan çıkıldı. Tuttu tutmadı o ayrı ama pek çok futbolcu alıp bir şeyler satış kârı olur mu diye bir deneme oldu orada. Yani yöneticiler şundan korkmaması lazım. Tutar mı? Ya transferde ama bak, sizin getirdiğiniz tuttu, yıldız da kurtardı. Tutmayabiliyor. Yok, birini tuttu hepsini kurtardı tamam, Sasha Boye'den. Yıldız kurum. Getiriyorsun tutuyor mu hepsi? Hepsinin garantisi mi var tamam. yani? Garantili bir şey değil bu. Dün Ürün akşam, değil sonuçta futbolcu bunlar. Dün akşam çok güzel görüntüler vardı o gün. Stat'taydın evet. sen de. Evet. Yani restoranın açılışında Başkan Hasan Arat, Dursun Özbek. Böyle bir katılım bekliyor muydunuz? Size daha önce Dursun Bey gelebilir diye haber gelmiş miydi? Yok, açıkçası o bilgi verilmemişti. Sonradan sürpriz olabilir diye söyledi başkan sohbette. Öyle gördük Sayın Dursun Özbek'i ve ardından İbrahim Hacı Osmanoğlu da katıldı. Futbol Federasyonu Başkanı. Tabii Beşiktaş'ın önde gelen simaları da oradaydı. İşte Rahmi Bey, Rahmi evet. Koç, Hüsnü Özyeğin. Zaten bir doğum günü pastası falan da kesildi. Yani sporcular, takımların kaptanları, sadece futbol takımı özelinde söylemiyorum bunu. Tekerlekli basketbola kadar bütün takımlar oradaydı. Onların kadın sporcuları da vardı galiba. Herkes vardı. Güzel bir masa organizasyonu şöyle oldu. Yani takımların kaptanları, hocaları da o masada ağırlandı. Yani keyifli bir akşamdı. Öncesinde verilen mesajları zaten biliyoruz. Orada da güzel mesajlar verildi. Sayın Başkan'la yani Hasan Arat'la hani bu etkinliğin sonuna doğru da sohbet ettik yani. Kendisine söyledi ya biraz insanların böyle sakinleşmeye, birbirini diyalogla anlayabilmeye ihtiyaçları var dedi. Çünkü hani insanlar sokakta karşı karşıya geldiğinde artık çok farklı şeylerle karşılaşıyoruz. Ve hani biraz topluma da biz mesaj veren insanlarız. Bunu biraz azaltabilmemiz lazım dedi. Yani dün verilen mesajlar güzeldi. Umarım devamı gelir. Tabii devamı gelirken yani biz yıllar içerisinde hep bu tür toplantıları vesaire gördük. Kulüp başkanlarının yan yana geldiklerini. Ama işte en son mesela bir federasyon olan toplantıyı hatırlarsınız. Hakemlerle ilgili açıklama yapılmayacak denildi. Evet. İlk oynanan maçların sonundan bütün kulüpler hakemlerle ilgili açıklama yaptı mesela. Yani oturdular, bir arada bir karar aldılar. Biz dört büyükler hakemlerle ilgili açıklama yapmayacağız. Devre arasına kadar en azından yapmayacağız dediler. İlk maçların ardından konuştular mesela hepsi. Biraz eylemlerle söylemlerin bir gidebilmesi gerekiyor. Sayın Başkan zaten herkesi davet etmiş. İlk biz ağırlayalım. Sonra işte Galatasaray, Fenerbahçe sırayla. Bu toplantıları gerçekleştirin diye. Yani karşı karşıya olunan noktalar olabilir tartışma ortamı. Herkes aynı fikirde olmayacaktır. Biz burada mesela Taner'le sen bir soru soruyorsun. Aynı fikirde olmayabiliyoruz öyle değil mi? Tabii. Yine futbol üzerine aynı fikirde olmayacaksın ama oturup konuşabilmeniz gerekiyor. Bunu da yapabiliyorsanız mümkün mertebe karşı karşıya yapın zaten. Sürekli olarak taraftarı konsolide etmek için, işte taraftara şirin gözükmek ve yaptığınız hataları belki de bertaraf edebilmek için sürekli konuşmak, farklı yerlere saptırmak konuları bizde modadır. Evet. Dolayısıyla bu modadan biraz vazgeçmek lazım. Çünkü sinir uçlarıyla bazen çok oynanıyor toplumun. Dünkü ortam çok güzeldi, çok keyifliydi ve şunu da aktarayım. Bence o da çok keyifli bir görüntüydü. Bilmiyorum denk geldiniz mi? Sayın Dursun Özbek ile Giovanni Van Bronckhorst yan yana oturdu. Evet. Masada. O görüntüler de gelecek ekrana. Ve Koray, oradan rica edelim. İnan bir saat sohbet ettiler. Hı hı. Bir saat sohbet ettiler. Yani çok güzel bir şey değil mi? Görüntü değil mi? Tabii Galatasaray Kulübü'nün başkanı, Beşiktaş'ın teknik direktörü bir saat boyunca sohbet ettiler. Yani içeriğini bilmiyoruz elbette ama çok uzun süre o sohbeti görebildik. Keyifli bir görüntüydü. Umarım bunun devamı da gelir. Beşiktaş'ın arzu ettiği bu çünkü. Sen nasıl değerlendiriyorsun Taner dünkü görüntüleri? Valla kıymetli. Dediğim gibi ilk başta da söylemiştim. Bu tarz birliktelikler güzel.
ve şu anda 4 takımın daha öncesinde federasyon başkanıyla buluşmuş olmaları, dün akşam Dursun Özbey'in böyle bir açılışa gelmiş olması ki Sayın Hacı Osmanlı'nın da keza aynı şekilde. Bunlar önemli mesajlar. Muhtemeldir ki Fenerbahçe kulübüne de davet gitmiştir diye düşünüyorum. Dursun evet, Özbey'e evet. Ali, böyle bir davet biz gittiğine sorduk, göre. Ali Koç, Sayın Ali Koç yurt dışındaymış. Evet, yani böyle bir davetler yapılması. Başkan da söyledi zaten. Evet, çok kıymetli yaklaşımlar bunlar ve iade-i ziyaretler de yapılacaktır. Umarım bu birliktelikler müsabakalardan sonra da devam eder. Ve açıklamalar yapılırken de bazen rakiplerin de canı yandığında bu kulüplerimizin birlik içerisinde o canı yanan kulübün yanında olduğunu da görürüz. Bu çok önemli. Çünkü herkes kendi canı yandığında sesini yükseltirse adaletsiz bir yönetime karşı ya da adaletsizliğe karşı sadece kendi canı yandığında sesini yükseltirse bu sefer o iklim hiç değişmiyor. Bazen rakibin de canı yandığında konuşmak gerekiyor ve umarım i̇şte bu da bunlar olur. Bahsettiği. Van Bronckhorst da konuşmayı seven birisi bildiğim kadarıyla. Evet evet. Diyalogları da çok iyi kuran birisi. Dursun Özbek'te şey de çok özeldi bu arada. Yani onlardan bahsedelim biraz. Yani mesela Sayın Dursun Özbek çok erken geldi. Hı hı. Neredeyse medyayla aynı anda geldi ve saatlerce orada durdu. Hani bir göründü de 15 dakika sonra, yarım saat sonra evet. Neyse gitmedi. Şey vardır ya, masanın ağırlığından kalkamamak durumu. Hakikaten öyle bir masa vardı ki muhtemelen Sayın Özbek ben gidiyorum diyememiş olabilir. Yani programlarını iptal etmiş olabilir sonrasında. 3,5 saat boyunca orada bulundu. O yüzden ayrıca yani güzel bir görüntü bence bu. Bir kulüp başkanının davette 3-3,5 saat boyunca bulunabilmesi. Giovanni Van Bronckhorst valla senin de dediğin gibi konuşmayı çok önemli bir detay yalnız söylediğin çok şey. Seven. O evet. Gün. Yani de normalde evet. Bu tarz davetlerde başkanlar gelir, yarım saat 45 dakika durur. Ardından tabii bir başkanların da değil. Yoğun programı oluyor. O da ayrı bir konu ama genelde kaçarlar bazen yani. Yarım saat 40 dakikada bazen de kaçarlar. Ve başka bir yere daha geçeceğiz vesaire diyerek. Yani 3-3,5 saat boyunca neredeyse Beşiktaş Kulübü'nün bir evet. Yöneticisi, bir sporcusu kadar orada bulmak aslında ne kadar bu organizasyona ve Beşiktaş'a da değer verdiğini gösteriyor bence Dursun Özbey'in. Evet, yani bir de şu var mesela bazen kulüp yöneticileri, profesyoneller her neyse işte çıkıp kulüp başkanları da dahil açıklamalar yaptığında sosyal medyada ya da toplumda, sokakta şöyle algılanabiliyor. Yan yana gelmez iki kulüp başkanı değil mi? Mesela algı bu şekilde olabiliyor. Hayır, gelebiliyorlar ya. Futbolcular da geliyor, merak etmeyin. Sahada kavga ediyorlar, tartışıyorlar, maçtan çıkıyorlar, beraber eğlenmeye gidiyorlar. Milli takımda beraber eğlenmiyorlar mı? Beraber yakın arkadaşlık etmiyorlar mı? Veya ya inanın derbilerden çıktıktan sonra gecesinde beraber eğlenmeye giden rakip o futbolcular var. Ama siz sahada onları tartışırken görüyorsunuz. Bazı ben şeyler... Dembaba'yla Musa Sov'un derbi sonrası dürüm yemeye gittiğini hatırlıyorum. Hatırlıyor musun? Var böyle Ümraniye çok önemli. Tepesinde bir, şey tepesinde bir yere gitmişler. Fotoğrafları çıkmıştı. Evet, o sırada taraftarlar birbirini yerken Sov'la Dembaba karşılıklı dürüm yiyor. O yüzden merak etmeyin. Yani yan yana gelinebiliyor, konuşulabiliyor. Ama önemli olan şu, yani tekrar altını çizmekte fayda var. Ve söylediğiniz sözler, ağızdan çıkan ifadeler, kelimeler toplumun sinir uçlarıyla hakikaten oynayabiliyor. Kelimeleri özenle seçmek gerekiyor. Eleştiriler, karşılıklı demeçler verilebilir ama yani bazen neredeyse küfre varacak noktaya kadar geliyor. Yani kıyısından dönüyor bak, geliyor kıyısından dönüyor. Sosyal bunların medya olması. Hesaplarının kullanımı konusunda başkanların kulak çekmesi lazım. Tabii. Hiç uyarı falan demiyorum, kulak çekmesi lazım. Gerekirse de hiç o arkadaşların hiç camia baskısı falan vesaire düşünmeden görevlerine son verilmesi gerekiyor. Abartılıyor bazı şeyler. Yani anonim bir taraftar hesabı gibi paylaşım olmaz ya. Bazı yerde bir frene basılması gerekiyor. Maalesef. Çünkü onlar, başkanlar nihayetinde ne kadar zaman zaman sert açıklama yapsalar da bir yerde durmayı biliyorlar yani. Ama sosyal medya hesabını yöneten kişiler kim tarafından o fikirler veriliyorsa hiç durdurağı olmuyor. Ya öyle sonra, değil mi Taner? Sen şimdi sosyal medya yani konusunda daha... Şöyle tabii, estağfurullah, yani burada kuşakları yakalamaya çalışma mücadelesi aslında. Şimdi oradaki sosyal medyanın başındaki arkadaşlar da belli hedeflere ulaşmak üzere hareket ettikleri için, daha büyük etkileşimler için böyle bazen böyle damara basmaya yaklaşan tutumlarda bulunabiliyorlar. Ama bunu yaparken sempati toplamak iki taraftan da mümkün. Yani bir Fenerbahçe Galatasaray camiasının oynadığı müsabakadan sonra
Fenerbahçe'nin bir paylaşımı sonrasında iki camia da paylaşıma sempati duyabilir. Bunu aramamız lazım. Yani ben kendi taraftarıma mükemmel görüneyim, rakibin damarına hafif bir basayımdan ziyade akıllıca hareket edip iki camiayı da sempatik bir şekilde kucaklayabilecek paylaşımlar yapmak sosyal medyanın da nabzını düşürür. Çünkü sosyal medyanın nabzı sokağa da sirayet ediyor. Doğru. Kesinlikle işin bu boyutu da var. Evet. Transfere dair bir şeyler var mı o gün devre arası? Dün transferde yok, de dünkü kulis sohbet, bilgisi vesaire bir şey var mı? Dünkü sohbette bunları konuşmadık ama evet, öncesindeki bilgilerimiz var tabii ki. Beşiktaş devre arası iki veya duruma göre üç transfer yapmayı planlıyor. Bunların bir tanesi kanat olacak. Diğerinin alternatif santrafor olma ihtimali bulunuyor. Kanat oyuncusu şöyle, yani gerçek asıl mevki kanat olan bir oyuncu. Hani böyle devşirme değil. Yeterince var zaten diyorsun. Devşirme çok var. Beşiktaş'ta gerçek mevki kanat olan iki oyuncu var. Raşisa ve Can Keleş. Dolayısıyla sol kanada belki bu yönde bir takviye olabilir ve ben biraz o oyuncunun nasıl bir tarz olacağını düşünüyorum, biliyor musun? Hani böyle kanat bek oynayabilen de bir oyuncu. Yani bu ikinci mevkiyi sıkıştırdın arada. Hayır, hayır. Bir şekilde. Kanat oyuncusu ama tamam. Mesela savunma yönü olan bir oyuncu. İşte onu öyle bulmak çok kolay Nikola olmuyor. Nikola Zalewski gibi. Zalewski gibi mesela örnek. Zalewski de var mı Beşiktaş devrede mi? Transfer dönemi bittikten sonra ne sorduklarını biliyorum. Şu anda da oyuncu pişmanmış Türkiye'ye gelmediğine. Yani Galatasaray da olabilirdi tabii ki. Galatasaray uzun süre hatta yani o görüşmeleri yaptı. Beşiktaş'ın sonrasında bir soruşturmaya başladığını, sorgu yaptığını İtalya tarafına biliyorum. Ara transfer dönemine biraz vakit var. Tabii listeler hazırlıyor şu an. Şimdi şöyle, Beşiktaş'ta bir kulübün kendi içerisinde scout'u var. Bir Avrupa'da scout'ları var. Orada gönüllü yapanlar vesaire. Ve tabii ki kulübün profesyonellerin de hazırlattıkları listeler var. Bunlar geldikten sonra Giovanni Van Bronckhorst'un bir tercih olacak. Beşiktaş'ta yönetim biraz şuna özen gösteriyor. Giovanni Van Bronckhorst'un tercih ettiği oyuncuyu almak üzerine. Onun listelerden tercihleri ki hocanın şöyle bir tarzı yok yani. Kendisi mesela 3 tane isim yazıyor. Yani bunları alın değil. Sunulan listelerden oyuncu seçiyor. Tercih olarak sıralıyor oyuncuları. Ona göre hareket ediliyor. Ben biraz sol kanada yapılacak takviyenin işte kanat oyuncusu alınacak ama hani biraz savunma yönü de olan bir oyuncu olacağını düşünüyorum. Tamamen bir hücumcu kanat beklemiyorsun. Konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi bir ara rica ediyoruz. Aranın ardından buradayız. Spor Ajansı kaldığı yerden devam ediyor. A Spor TV ve A Spor Radyo ortak yayınındayız. Taner Karaman ve Ogün Şahinoğlu ile birlikteyiz. Gündemdeki haberleri konuşacağız. Süper Lig'de 9. hafta başlayacak. Tabii yavaş yavaş artık maçların yorumlarına, değerlendirmelerine de gireceğiz. Ama bugün spor basınında yer alan haberleri konuşacağız. Sana bir soru soruyorum. Tabii. Az sonra yapacağım sonra. Onu birazdan cevaplamanı rica edeceğim. Peki. Çünkü bir haberde de var. Beşiktaş İrfan Can Kahveci'nin durumuyla ilgili bir ilgisi, alakası var mı? Birazdan buna yanıt vermeni rica edeceğim. Jest mimik yapma, şeyimizi bozma. Az sonra mısın? Onu söyle. Poker yüzle dur böyle. Poker surat dedikleri gibi. Faruk Özer, KJ operatörümüz. Ondan da rica edelim. Yönetmenimiz Bora'dan da aynı şekilde. Editörümüz İsmail Tan'a da. Hepsi rejide çalışıyorlar harıl harıl. Harıl harıl. Akşam gazetesinde bir haber var. Bu haber aslında dış basın kaynaklı bir haberi derlemişler. Galatasaray'ları yakından ilgilendiriyor. Davinson Sanchez, pek çok futbol severe göre Süper Lig'in tartışmasız en iyi stoperi diyenler var. En iyilerden biri diyen var. Ama kime sorsak yani futboldan biraz anlayan herkes en iyi ilk 3 stoper arasında listeyi genişletiyorum der. Real Madrid'de Davinson sesleri üstteki başlığı görüyorsunuz. Geçtiğimiz günlerde Ole Arjantin basınından ortaya bir iddia atmıştı. Bu iddia gittikçe büyüyor diyor haberde. Kolombiya basını da Davinson Sanchez'in Real Madrid'in listesinde bulunduğunu yazdı. Ocak ayında kulüplerin görüşeceğini bildirdi diyor. Haberin detayını okuyalım. Arjantin basınından Ole geçtiğimiz günlerde yaptığı haberde Real Madrid'in Sanchez'i listesine aldığı ve savunma takviyesi için düşündüğünü yazdı. Bu iddia Kolombiya basınında da geniş yankı uyandırdı.
Sarı kırmızılı formayla gösterdiği performansla dikkat çeken Sanchez için ilginç ifadeler kullanıldı. Bola VIP adlı haber sitesi şunları yazdı diyor. Davinson Sanchez, Van Dijk'tan daha iyi bir savunmacı. Kolombiya milli takımının kilit oyuncularından olan Davinson, Galatasaray'da da çok önemli bir isim. David Alaba'nın sakatlığı nedeniyle savunmada sorun yaşayan Real Madrid, yıldız futbolcu için ilerleyen dönemde teklif yapabilir. Sanchez'in nasıl bir karar vereceği ise büyük soru işareti. Türkiye'de mutlu fakat Real Madrid gibi bir kulübü reddetmek çok zor olacaktır demiş. Kolombiya basını da. Davinson Sanchez. Van Dijk'le ilgili ne yazdı dedin haberi? Bir daha dur bakayım. Van Dijk'tan daha iyi bir savunmacı. Kolombiya basınının sağlığına şüphetmeye başladı. Van Dijk ilerleyen yaşı. Tamam. Davinson Sanchez iyi bir stoper. Kesinlikle ligimizin bence en iyi stoperi. Ya da kimilerine göre ikincisi. İlk ikide. Sen 3 dedin, ben 2'ye düşüreyim. Bana göre 1 bu arada. Yani. Da ben listeyi genişletiyorum. Farklı yani yorumlara da göz ardı etmemek adına ilk 3'tedir diyorum. Bana sorarsan şu an 1 numaralı Van Dijk çok daha farklı bir profil ve farklı bir stoper. Hani orasını geçiyorum işin ama Real Madrid'le ilgili zaten haberleri biliyoruz. Real Madrid seviyesinde bir stoper mi? Bu olacaklar. Haberler size ne kadar geliyor? Şöyle Real Madrid'in son yıllarda stoperleri arasında hani mevcutta ilk 11'in dışında baktığımız zaman bazen böyle bir alt seviyesinde transferler yapabiliyor. Bunlar hep oldu. Davinson Sanchez Real Madrid'e gider ve oynayabilir mi? Pek tabii. La Liga'da da Davinson Sanchez rahatlıkla forma giyebilecek stoperlerden bir tanesi. Zaten kariyeri ortada. Buraya evet bir düşüşle birlikte gelmişti. Hatta hatırlatalım ya, Davinson Sanchez'i isteyen tek takım Galatasaray değildi. Beşiktaş da aynı yaz transfer sezonunda Davinson Sanchez'i çok istemişti. Haberleri yapanlardan bir tanesiyim, hatırlıyorum. Maliyeti çok yüksek gelmişti Beşiktaş'a o dönem. Yani Galatasaray iyi bir transfer yaptı ve savunmanın da gidişatını değiştirdi. Sezonun başlangıcında Galatasaray'ın savunmasının performansı çok kötüydü. Nelson Abdülkerim başlangıç hatırlayalım. Hiç iyi değildi. Davinson'un dönüşünden sonra Abdülkerim'in de performansı daha yükseldi. Davinson Sanchez Real Madrid olabilir mi? Olabilir. Real Madrid'de bu tarz transferler zaman görebiliyoruz. Santrafor'da da yapabiliyorlar. Stoper'de de yapabiliyorlar. Hatırlayalım. José Luis'i almadılar mı? Santrafor mesela. Santraforsuz kaldılar. Öyle tercih yaptılar. Evet. Burada kritik olan nokta onlar için çünkü Alaba ve bir de yazın boşa çıkmasını beklediği oyuncular oluyor her zaman onların. Serbest kalan oyuncular vesaire. Orada da hedefleri var çünkü. Şimdi Davinson Sanchez'i bonserviste almak için ama biraz ellerini cebine atmaları gerekecek Galatasaray'ın öyle. Hani konuşulan rakamlar vardı yazın. 20 milyon eurolar vesaire. Bir ara Napoli ile çok yazıldı. Hatta gitti gidiyor durumuna getiren haberler de görmüştük. Doğru. Yani Davinson Sanchez La Liga için bence ideal bir stoper. Taner sen nasıl değerlendiriyorsun? Ocak ayında kulüplerin görüşeceği iddia ediliyor. Ara transfer dönemi, Davinson gibi bir oyuncunun kaybı, yerinin doldurulması hiç kolay bir şey değil. Yani bırak ara transfer dönemi, yaz transfer döneminde bile bu seviyede bir stoper bulmak kolay bir iş değil. Ben de bir taraftan şuna bakıyordum. Arjantin basını dışında, Ole dışında bir kaynak bunu yazmış mı diye bakıyordum. Benim gözümde La Liga'da özellikle Real Madrid, Barcelona seviyesine bir transfer yapılacaksa bunun haberi önce Marca gibi bazı yerlere düşer. Sonrasında bu transferler ciddiyete biner. Dikkat etmek lazım. Yani Arjantin tarafından ya da işte Güney Amerika tarafından bir oyuncunun piyasasını yukarıya çekmek adına bir şeyler mi yürütülüyor kısmına da kafa yormak lazım. Çünkü Sanchez mükemmel bir isim. Buna katılıyorum. Çok büyük teklifler elbette alacaktır. Ancak geçtiğimiz yıl Nelson'a kaptırdığı mevkisini de unutmamak lazım. O yüzden şu anda hiçbir Real Madrid, Barcelona seviyesindeki bir takımın henüz daha bu aşamadayken Sanchez'e dönüp de bir bakacağını zannetmiyorum. Teklif alacaktır. Ama bu aşamada henüz erken olduğu düşüncesindeyim. Geçtiğimiz yılki gibi bir forma kaptırma olup olmayacak kısmı belirsiz. Sezonun tamamına bir istikrar gösterebilecek mi? Biraz bunlara bakılacaktır. Oyuncunun benim gözümde de ligin en iyi oyuncusu stoper mevkisinde. Savunma olarak da değerlendirebilirim. Ve
bu değerin kendisini Real Madrid seviyesine atması için önce sezonun tamamında ve Avrupa'da özellikle iyi işler yapması lazım. Şey de var bu arada, ona da bakmak lazım. Şu an yeterli seviyede hazırlanamadık, özür dileyelim. İspanya'da biliyorsun Avrupa Birliği dışındaki ülkelerden 3 futbolcu oynatabiliyorsun sadece. Real Madrid'in o noktada futbolcu sayısı kaç, onu da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Evet, ben sana söyleyeyim mi? Çünkü şimdi Rodrigo ile Militao İspanya vatandaşı oldu bir yandan mesela, bu kuralı delebilmek adına. Ondan dolayı bir, zaten kalede Lunin var, Ukraynalı. Biliyorsun kadroda. Evet. Onun dışında söyleyeceğim sana, diğer oyuncuların hepsi Avrupa'dan. Ve Arda Güler'i de sayı. Endrick var. Brezilya. Arda var. Hakları... Arda'yı da etkiler mesela. Arda'yı da etkiler tabii. Eğer ki... Böyle şeyden bir... hatırlayın. Rüştü Reçber Barcelona'ya gittiğinde bu kural ciddi anlamda orada etkilemişti. Etkilemişti onun kariyerine. Hı hı. O yüzden yani şu an gördüklerim Victor bunlar. Valdez öne geçmişti bir yani. Bir göz İspanya attım da için. Bu doğru. Şekilde gördüm. Yine arada mesela şey yanıltmasın işte Vinicius, Rodrigo falan onlar o statüden çıktı. Belli bir yılın ardından çıkıyorsun çünkü. Hı hı. Eder Militao için de geçerli. Doğru. Ya bu arada transfer olursa mesela, transfer edilirse de ben zaten ilk 11 için edileceğini düşünmüyorum Real Madrid'de, onu söyleyeyim. La Liga'da oynayabilir bir stoper. Bu Real Madrid'de olabilir. Ne bileyim Atletico Madrid, başka bir kulüp vesaire olabilir. La Liga'da oynayabilecek bir stoper tanımı yapıyorum ben Davinson için. Real Madrid'de çünkü evet David Alaba'nın bir sakatlığı vardı. Orada Rüdiger var bir tarafta. Diğer tarafta Militao var ve Militao'nun hafif bir sakatlığı var yani. O da bir 10 güne kadar iyileşeceği gösteriliyor. Hani orada bir bunlara alternatif oyuncu niteliğinde bakılıyor. Yoksa çünkü 11 oyuncusu gibi düşünülmüyor. Yani bir tane daha hani bu saydığımız 3 oyuncunun dışında Alaba'yı sayamıyoruz. Sadece Jesus Vallejo var. Yani başka oyuncu yok. Hani alternatif aynen. Niyetiyle onu şu biraz görmek oynatıyorlar. Gerekiyor. Alternatif yedek kulübesinde kabul eder misiniz rahmetli? Edilebilir. Rahatlıkla. Ya kesinlikle kötü bir stoper değil. Real Madrid'de ne işi var bu adamın da demem. 11 oyuncusu olur mu olmaz mı tartışılır. O ayrı bir konu. Ama kadroda niye böyle bir adam var denilmez. Çünkü en önemli özelliklerinden birisi bir sürü özelliği var da hızlı. Bir kere hızlı stoper bulmak kolay değil. Top ayağı düzgün. Savunma evet. Meziyetleri çok kötü değil. Tabii top oyuna sokabilen bir stoper ki zaten top genellikle Real Madrid'de olduğu için böyle bir stopere ihtiyacınız oluyor. Hatta zaman zaman Eder Militao'nun sağ bekte falan da kullanıldığını gördük biz Real Madrid'de. Evet. Stoperlerin meziyetleri farklı. Dolayısıyla dediğim gibi yani La Liga'da oynayabilecek bir stoper. Bu Real Madrid veyahut başka bir takım ki yazın bu arada Serie A şampiyonu Napoli'nin gündeminde olan bir stoperdi. Yani Napoli'de 50 yıl önce Serie A şampiyonu olmadı. Çok yakın zamanda oldu malum. Hani Napoli'nin gündemindeydi. Dolayısıyla Davinson Sanchez hala Avrupa'da belli bir seviyede yani. Buraya da Tottenham'dan geldi. Unutmamak gerekiyor. Oraya dönüşlerin yolunu zaten buradaki performansıyla açmaya çalışıyor bir yerde. Ama Taner'e şöyle katılıyorum. Şimdi Arjantin, ben zaten hani az önce Kolombiya vesaire o yüzden sordum. Arjantin basından etkilenip haber yapmaya başlayan Kolombiya basını, bir de Kolombiya basından sonra Türk basını. Sonra Türk basından abi, İspanya basını Kolombiya. Nerede? According to İspanyollar sesi. As, Marca, Mundo Deportivo. Bekliyoruz yani. Doğru. Mundo Deportivo genelde Barcelona'yı yazdığı için ya, onlar Barça cephesini bekliyordur da. Tabii onlar diğer takımlara küçük yerlere ayırıyorlar da bir tanesi yazsın diye. Ama şu bir gerçek. Her zaman en iyi futbolcularınıza teklif geliyor. Takımdan asla ayrılmasın dediğiniz isimleri istiyorlar doğal olarak. Formda isimleri. Davinson da bunlardan biri. Bir B planı gerekir mi sence Galatasaray için? Yani devre arası için bir operasyon olacağını düşünmüyorum. Ama sezon sonunda Galatasaray'da mutlaka stoper bölgesine ayrılışlar olacaktır. Ama o döneme kadar da Galatasaray bir B planını hazırlaması lazım. Tabii hazırlamak çok da kolay değil ve bu transferleri bitirme konusunda da oyuncular da teklifleri değerlendirip değerlendirmeyecekleri, gidip gitmeyecekleri konusunda biraz geç hareket edebiliyorlar. Böyle bir durumda da kulüpler bazen transferde zorluk yaşıyorlar ki Galatasaray bunları yaşadı. Bu sezonda işte özellikle Kerem ve Zaha'nın ayrılık sürecindeki
durumda transfer yetiştiremedi Galatasaray. Evet. Vallahi özür diliyorum. Yani Davinson'a Real Madrid'den teklif gelse, hani ayrılıp ayrılmaması konusunda 30 saniye düşünmez. 29. saniyesinde kabul eder. Ya Bayern Münih'e Sacha Boey teklifi gelince Sacha Boey düşündü mü? Ben gidiyorum dedi adam. Evet. Yani bu teklifi bir Dursun Bey falan kabul etmez herhalde normalde yani. Rakama bağlı değil mi? O da rakama bağlı. Yani ne verileceğine bağlı. Şimdi herhalde 10 milyon euroyu kabul etmezsin. Zaten aldığın rakam belli. 9'a yanılmıyorsan 9 milyon euroya transfer etmişti. Evet. Galatasaray. Dolayısıyla benim Davinson gibi bir performans veren stoperinizden olacaksınız. Üstüne bir de takviye yapmak istiyorsunuz diyelim devre arası. Devre arası alacağınız oyuncular her zaman pahalıdır. İyi oyuncu almaya gayret ediyorsanız pahalıdır. Yaz transfer dönemi gibi geniş hareket alanı olmuyor ne yazık ki. Dolayısıyla ona göre de bir pazarlık imkanı yaratmanız lazım. Galatasaray valla özellikle mesela son yıllarda hep sol bek için sürekli para harcadı. İşte bu ama bonservis, ama maaşlar döktü vesaire. Bir türlü orada istediği verimi alamamıştı. İşte şimdi İsmail Jakobs son yıllarda en iyi performans ondan görüldü Galatasaray'da. Stoper de kritik bir yer yani. Nelson geçen sezon başlangıcı hatırlıyoruz. Devamında Davinson sakatlandıktan sonra Okan Hoca formayı verdi ona. İyi performansı oldu, yükseldi. Davinson geri dönünce de iyi giden bir oyuncuyu kesmek istememişti. Ama sezon başı mesela kötü bir gidişat vardı. Şimdi 3 tane iyi stoperiniz olması lazım kısaca. 2 tane iyi stoperine güvenemezsin asla. Üçüncüsü de iyi olacak. Fenerbahçe'nin ben böyle bir avantajı olduğunu düşünüyorum mesela. Hangi iyi oynatayımı bulmaya çalışıyor bir yerde. Birbirine daha denge olarak yakın. Dolayısıyla Davinson'un yerini doldurmak için de 9 verdin Davinson'u aldın, 15 verdin yenisini bulman lazım. Aynı sayfada Akşam Gazetesi'nde yine birkaç Arjantin basınından haber derlenmiş. Bu haberlerin hepsi tabii Galatasaraylıları biraz endişelendirecek tarzda haberler. Bugün Arjantin basınında yani üçü bir arada bir konsept olmuş. Boca teklif yapacak diyor. Bu haberde Lucas Torreira ile ilgili yine Akşam Gazetesi 19. sayfayı rica edelim. Bakın orada küçük kutucuk. Uzun zamandır Lucas Torreira'yı isteyen Boca Juniors yıldız orta saha için harekete geçebilir. Uruguaylı futbolcu da birçok kez Boca'da forma giymek istediğini söylemişti. Doğru. Arjantin basını Roma'dan Leandro Paredes ile birlikte Torreira'nın da Ocak ayında takıma katılacağını yazdı diyor. Yani en son istenilecek şey özellikle Ocak ayında. Düşünsenize. Altta bir kabus haber daha var. Banda Arjantin'i istiyor. Arjantin basınından El Intransigente'de gazeteci Hernan Castillo Icardi'nin geleceğine dair değerlendirmelerde bulundu. Arjantin'e her geldiğinde River Plate'in stadyumunu paylaşarak mesaj yolluyor olabilir. Eşi Wanda Nara da Arjantin'e dönmesini istiyor diyor Icardi'nin. Yani Galatasaray'ı şurada Arjantin basını çökertme planı yapmış gibi en iyi 3 adamı yazmış. Sanchez, Torreira, Icardi. Peki ben şöyle geleyim sana. Burada 3 tane oyuncu var. Davinson, Torreira, Icardi. Mesela kesinlikle ayrılmaması gereken bir oyuncu hakkınız var. Kimi kullanırsınız? Ben kendim şeyimi söyleyeyim. Lucas Torreira. Ya ben de Torreira. Tabii Torreira'nın yanı Süper Lig şampiyonluğu için Abdülkerim Nelson götürür ligi diye düşünüyorum. Evet, yani Torreira'sız Galatasaray'ı düşünüyorum. Zaten Osimhen var bir zaten sezon Osimhen'in vesaire. Osimhen'in varlığından dolayı Icardi tölere edilebilir. Bir de şöyle mesela bak her oyuncunun bir alternatifini üretebiliyorsun değil mi? Davinson'u üretebildin hemen saniyesinde. Icardi zaten malum belki de 11 oynamayacağı zamanlar gelecek. Abi Lucas Torreira ile ilgili biz ne konuşuyoruz zaten konuşurken? Mevcut da Galatasaray yönetimine eleştiride. Alternatifini almadınız diyoruz. Yani yedek kulübesinde oyuncu yok diyoruz Lucas Torreira'yı yedekleyecek. Bir de ondan mı olacaksın? Galatasaray'ın o zaman olmazsa olmaz futbolcusu ben Davinson'un da Icardi'nin de önünde görüyorum. Kesinlikle. Torreira o denklemden çıkarsa Galatasaray'da birçok şey dağılır. Tüm oyuncular içinde bu arada. Bence hepsi içerisinde Galatasaray'ın olmazsa olmaz ismi Torreira'dır. Yani Torreira'nın gitmesi demek Galatasaray'ın lig sıralamalarında böyle aşağıya doğru gitmesi anlamına gelir. Torreira'nın yanını dolduramadığı için Galatasaray zaten fazla pozisyon veriyor. Bir de Torreira'yı kaybetmesi en son isteyecekleri senaryo olur. Yani buna bir şekilde müsaade edilmeyecektir zaten. Torreira'nın da şu ana kadarki disiplinden anlayacağımız kadarıyla da o da ben Ocak ayında gidiyorum arkadaş demez. Zaten o yazın evet hayalim var diyordu Boca ile ilgili. Yanlış hatırlamıyorsam röportajda ama şu an için değil diyordu. Şu an için değil.
hep söylüyor. Riquelme ile görüşüyorlar. Riquelme'nin kendisini aradığını da söyledi daha önce. Yani Lucas Torreira Boca Juniors'da bir gün sağlığı saati yerinde olduğu sürece, ağır bir sakatlık vesaire inşallah yaşamasın, yaşamadığı sürece muhakkak bu hayalini gerçekleştireceğini her fırsatta söylüyor. Ama bunu şey olarak söylemiyor yani. Bakın işte benim maaşımı arttırın, ben Boca'ya giderim vesaire gibi kullanmıyor. Ben çünkü ilk bu haberleri okuduğumda dedim ki acaba Galatasaray'la yeni bir sözleşme istiyor da bunu mu kullanmayı düşünüyor? Fakat oyuncunun hayaliymiş. Daha sonra anladık ki zaten sözleşme de yeniledi Galatasaray'la. Ki bunu kovalayacak bir adam da değil gibi değil. Zaten. Evet. Ben de ara transfer döneminde en azından ben bu hayalimi gerçekleştireyim gideyim diyeceğini düşünmüyorum. Ama olursa da burada sezon tamamlandıktan sonra bilemem onu tabii. Yani ara transferde imkanı yok. Bir kez şunu söyleyeyim. Hiçbir yönetim ama mevcut ama başka bir başkan. Aklınıza hangi başkan gelirse gelsin Lucas Torreira ile ilgili böyle bir karar alamaz. Çünkü sezonun hikayesi mutsuz bittiğinde dönüp dolaşıp o izin verilen transfere yazılır her şey ve başınıza iş açarsınız. Kesinlikle. Geleceği merak edilen bir başka futbolcu İrfan Can Kahveci. Az önce o güne sordum Beşiktaş ilgileniyor mu diye, cevaplamasını rica edeceğim ama Fanatik gazetesinde bugün bir haber vardı. İkinci sayfayı rica edelim yine Faruk Özer'den. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek, birçok talibi var ve milli takımda şov yaptı diyor. Kim için? Bir numaralı gündem İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'de. Beşiktaş, Trabzonspor, Villarreal, Real Betis, Sevilla, Monaco, Marsilya. İrfan Can Kahveci'nin peşindeki takım sayısı her geçen gün artıyor. Yıldız futbolcunun ay yıldızlı formayla 2 maçta 2 gol atması dikkatleri iyice çekmesine neden oldu demiş haber. Sayfayı biraz aşağıya kaydırabiliyor muyuz? Son dibi bu zaten sayfanın. Yok ben orada göremiyorum da. Az aşağıya. Ya da senin elindeki ben bir sayfaya bakabilir miyim? Okuyayım, okuduktan sonra veririm. Tamam gördüm. Teşekkür ediyorum. Fenerbahçe'de transferler kadar sözleşmesi sona erecek oyuncuların durumu da merak ediliyor. Özellikle İrfan Can Kahveci ve Bright Osay Samuel. Bu isimlere talipler çıkması ise taraftarı endişelendiriyor. Özellikle de İrfan. Şimdiden transfer piyasasının gözdesi olmuş durumda. Yıldız futbolcunun adı yurt içinde Beşiktaş ve Trabzonspor'la anılıyor. Ancak İrfan'ın Avrupa'dan da talipleri var. İspanya'dan Villarreal, Sevilla ve Real Betis'in, Fransa'dan da Monaco ve Marsilya'nın İrfan'la ilgilendiği kaydedildi. Hı hı. İrfan Can Kahveci için son 2 milli maç müthiş geçti diyor yine haberde detaylar var. Türkiye'den 2, Fransa'dan 2, İspanya'dan 3. Mourinho'nun fazla şans vermediği yıldız futbolcuyu kaybetme konusunda endişeli demiş Fenerbahçe taraftarı. Kurallar gereği Türkiye'den takımlar bir oyuncunun sözleşmesi bitene kadar kontrat imzalayamıyor. Ancak Avrupa ekipleri 1 Ocak'tan itibaren yeni sezonda başlayacak şekilde İrfan'la anlaşma sağlayabilir. Başarılı oyuncunun menajerlik şirketi olan DW Sports'un özellikle Fransa pazarında etkisi yüksek. Öte yandan yeni sözleşme için bir süredir İrfan ve menajeriyle görüşme halinde olan yönetimin bu konuda bir endişe taşımadığı ve yakın zamanda imzaların atılacağına inandığı kaydedildi diyor. Evet, ben de sonuna katılıyorum bu arada. Yakın zamanda Fenerbahçe'nin imza alacağını düşünüyorum. Evet, ben şu an o yüzden mesela 2 Türkiye, 3 İspanya, 2 Fransa'ya bakarken böyle dedim ki yani Fransa'da bir Lille falan eksik. Yani Lille olsa tam olarak. Türkiye'de de bir Galatasaray eksik. Yani şu açıdan söylüyorum. Böyle bir denklem içerisinde Galatasaray'ın olmama ihtimali yok. Yani İrfan'ın... İster mi Galatasaray İrfan'ı? İstememe ihtimali yok ya. Yani İrfan gibi bir isim şu anda Fenerbahçe'nin kontrat imzalamadığı henüz ve milli takım havuzunda müthiş işler yapıyor ve İrfan'ı Galatasaray getirirse de bence aradığı mevki adamı bir taraftan da. O yüzden bu denklemde Türk takımları içerisinde İrfan'ın Galatasaray ihtimali ben biraz daha diğer takımlara göre daha fazla gördüğümü söyleyebilirim. Ha, Galatasaray şu denklemde olur olmaz bilemem. Yani ben istiyorum İrfan'ı der demez bilemem. Ama eğer İrfan'ın süreci böyle sözleşme imzalamadı, sezon sonu yaklaşıyor ya gelirse Galatasaray'ın orada bir İrfan nabzını yoklamama ihtimali de yok. Yani mutlaka o nabzı bir yoklar Galatasaray. Sen o gün nasıl değerlendiriyorsun süreci? Şu an için Beşiktaş'ın herhangi bir girişimi, herhangi bir teması olduğu yönünde bilgiye sahip değilim. Böyle bir bilgi bana ulaşmadı. Ama
şunu söyleyeyim. Taner'e şöyle katılıyorum. Sezon sonu geldi. Mayıs ayına yaklaştı. Nisan, Mayıs. Kulübüyle sözleşme imzalamadı. O zaman tabii ki herkes her kulüp bir nabız yoklar yani. Çok doğal. Ya oraya hatta yani ekleyin Lili falan filan böyle ekleyin falan. Onlar da düşünür mesela. Yani böyle şey yapın. Galatasaray, Lil. İrfancan düşünülür. Düşünülmesi de çok doğal olan bir oyuncu olur. Ama ben şunu söylüyorum. Ben Fenerbahçe'nin bu süreci çok uzatacağını düşünmüyorum ve İrfancan'la sözleşme imzalayacaklar gibi geliyor ve bu arada Fenerbahçe'yi takip eden arkadaşlarımızın haberlerine de baktığımız zaman milli ara dönüşü Osay ve İrfancan'la doğrudan masaya oturulup sözleşme işleri çözüme kavuşacak diye haberler yapıyorlardı ve orada da Osay konusunda bir maaş konusu vardı. Evet. Hani biraz daha teklife daha önce önerilenin biraz daha üzerinde istiyor diye. Fenerbahçe yönetimi Osay'ı kaybetmeyi göze alamaz. Niye? Osay'ı kaybetmek demek yerine alacağınız bonservis oyuncuya o aradaki farkın kat ve kat fazlasını vermek anlamı taşıyor. Nedir işte? Atıyorum 750 bin euro fazla mı istiyor? Diyelim. Ki aşağı yukarı rakamların bu olduğu bahsediliyor. Sezon sonu kalktı gitti Osay Samuel. Evet. 750 bin euro. 4 yıllık kontrat ne yapıyor size abi? 3 milyon euro. Bir sağ bek alacaksınız. Bugün Osay Samuel standartına bir sağ beke en az ne kadar harcamanız lazım? Galatasaray 9 milyon euro harcadı. Oynatamıyor. Elyas'a oynamıyor. Değil mi? Yani şimdi doğru. Bak. Ama kötü örnek değildir. Hayır. Sağ bek almak için 9 milyon euro harcadı. Yani bundan bahsediyorum. Bütün takımlar 9 milyon euro 9, veriyor. 9, 18 yani kaliteli bir sağ bek almak için bu rakamlara artık çıkılıyor. Ondan bahsediyoruz. Eskiden sağ beklere o kadar fazla para harcama beke, sol beke, sağ beke hep bedavaya bulunan oyuncular olurdu. Hatırlayalım. Daha bak göz önüne yani. Getir hatırla. Bekleri hep kulüpler, yöneticiler vesaire bedavaya sözleşmesi biten kiralık vesaire oyuncudan çözmeye çalışıyordu. Şimdi işler değişti. O yüzden ben Osay konusunun da İrfan Can konusunun da Fenerbahçe adına sözleşmeyle biteceğini öngörüyorum. Ki İrfan Can da 3 yıllık kontrat istiyormuştu sanırım Fenerbahçe'den. Yaşı da zaten 3 yıllık kontrat almaya müsait. Dolayısıyla şu an için böyle bir hareketlilik en azından Beşiktaş'ı takip ettiğim için söyleyeyim. Resmiyette vesaire bir girişim olarak yok. Zaten şunu da belirteyim bak bu önemli bence. Daha önce bunu Beşiktaş'ın ilgilendiği oyuncuların bonservisine sahip olan kulüp başkanları ifade ettiği için de rahatlıkla söylüyorum. Beşiktaş bir oyuncunun sözleşmesi devam ederken oyuncuyla görüşmüyor. Görüşmedi mevcut yönetim. Ve sözleşmeli olunan oyuncuyla kulübüyle görüşüp anlaşmadan da görüşmedi. Bu Emirhan Topçu için de geçerli, bir başka oyuncu için de geçerli. Bu yönde mesela mevcut Beşiktaş yönetimine teşekkür eden kulüp başkanları vardı. Hatırlayın süreçlerle ilgili. Can Keleş'i transfer etti mesela Türkiye'de. Evet. Emirhan Topçu'yu transfer etti. Önce kulübüyle anlaşıp ondan sonra oyuncuya gidiyor. Şimdi burada sözleşmeli oyuncu. Türkiye'de yasak bu normal şartlarda. Ki ama bu işin delindiğini çok rahatlıkla biliyoruz. Ne yazık ki Anadolu kulüpleri buna istese de o sesini çok rahat bir şekilde çıkaramıyor belki de. Çıkarsa da iki gün sonra unutuluyor. Ama söz konusu Fenerbahçe'nin futbolcusu ve Fenerbahçe'nin futbolcusuyla Beşiktaş'ın o temasa geçmesi demek bunun bir yerde ihlali ya da Galatasaray'ın ya da Trabzonspor'un şu an bu yönde herhangi bir girişimi olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Sözleşme imzalanır diye tahmin ediyorum. Zaten bizim Erdem Akbaş da, A-Spor muhabiri de, yani Fenerbahçe'den yana bir sorun yok. İrfan'la muhtemelen yakın süre içerisinde yeni sözleşme imzalanacak gibi duruyor. Ya kulüpler şunu yapabilir bak Koray, bir sezon sonra sözleşmesi biten oyuncular listesidir. Hı. Bu var. Kimler var? İşte liste hazırlanıyor. O oyuncuların güncel durumunu takip etmek, bu zaten olması gereken bir şey. Takip başka. Taner'in de dediği gibi, haberde Trabzonspor ve Beşiktaş mı var? Galatasaray'ı da ekleyelim. Galatasaray'ı da takip eder İrfan'ı zaten. Yani sezon sonuna kadar sürecini. Bu çok dar ilgi olma durumu. Ama yani... Ya Okan Buruk, İrfan Can'la zaten Başakşehir'de şampiyon tabii, yaşamadı tabii, mı? Tabii. Neden istemesin? Ya o yüzden İrfan Can'la çalışmış ne alacağını çok doğal. Biliyor. Hani buna ilgi, İrfan Can'ı diğer kulüplerin bir ilgisi, bekleyişi var demek doğrudur. Mesela o ifade doğru olur. İrfan konusunda İrfan'ın yeterli süreyi bir türlü alamaması da İrfan acaba ayrılır mı diye bazı kulüplerin iştahını kabartıyor olabilir. Yani o da var. Tabii yani evet. Şimdi
İrfan bir tercihte bulunacak. Fenerbahçe elbette İrfan gibi bir oyuncuyla kontrat imzalamak ister. Ancak İrfan'ın da Mourinho'dan süre alamamasının sebeplerini sorgulaması lazım kendi içinde. Milli takımda oynadığı oyunu Fenerbahçe'de oynayamıyor mu? Oynadığı halde mi daha iyilerini buluyor Mourinho ve oynatıyor gibi kendi kariyer planını, kendi yol haritasını çizecek. Galiba Mourinho bu konuda orada bir açıklama yapmıştı. Dönüşte yani bu milli aradan sonraki süreçte İrfan Can'ın daha fazla forma giyeceğini Fanatik işaret etti. Fanatik gazetesinde o az önce haber vermiştik. Sayfası 2'ydi. Onun altında Jose Mourinho'nun İrfan'la ilgili ifadeleri var yine aynı haber içerisinde. O zaman madem Taner konusunu da açtı, daha fazla süre alacak mı, almayacak mı? Onu da tekrar bir ekrana verelim. Daha çok oynayacak diyor. Portekizli teknik adamın geçen hafta kızının düğünü için ülkesine gitmeden önce Ali Koç ve Acun Ilıcalı ile yemek yediği öğrenildi. Birçok konunun konuşulduğu yemekte Mourinho'nun İrfan Can Kahveci'ye değinerek şu ana kadarki bölümde çok fazla oynamadı ancak yeteneklerinin farkındayım. Bundan sonra daha fazla ilk 11'de şans vermeyi planlıyorum dediği belirtildi diyor. Evet. Tamam. Bak geçen yıl... Demek ki daha fazla süre vereceği. Geçen yıl yine bu 18 var. Gol. Yani biraz uzak olduğu için şey yapıyorum. 46 maç, 18 gol, 12 asist. 12 asist. 29 yaşında. Bu sezon 11 karşılaşmada 416 dakika süre. Ya geçen sezon zaten aklımızda canım. Çok uzak zaman değil. Takımın net 99 puanında en önemli etki yapan tabii oyunculardan. Yani şu an İrfan Can, Fred, Fenerbahçe yüksek. Kulübesinde Oğuz Aydın geçtiğimiz yılki skor katkısı çok yüksekti. Kulübe de bekliyor. İrfan keza aynı şekilde. İrfan'ın devam ya da tamam kararını Fenerbahçe'nin önereceği kontrattan çok Mourinho'nun kendisiyle yapacağı görüşme belirleyecektir. Süre etkiler mi sence? Süre bence etkiler. Yani kontrat imzalayıp imzalama. Yani ya oynayacağı süre kenarda mi? Kontrat süresi mi? Kenarda durması şu an kararını etkiler mi? Etkiler. İrfan şunun farkında. İrfan bugün Galatasaray'ın kadrosunda da doğrudan oynar. Beşiktaş'ın kadrosunda da, Trabzon'un kadrosunda doğrudan oynar. İlk 11 oyuncusu olur net. Olur. Haberde adı geçen birçok kulüpte de ilk 11'de oynar. Şimdi maddi anlamda da Fenerbahçe'nin önereceği rakama 3 aşağı 5 yukarı Türkiye'de diğer takımlardan da alma ihtimali var. Ve bir diğer taraftan da belki de Okan Buruk etkisi de ona farklı bir cazibe sunabilir. Bilemiyoruz. İşte bu tamamen onun kariyer yol haritasıyla alakalı bir durum. Mourinho'nun onunla yapacağı görüşmeyle alakalı. Yani ben 3 değil 5 yıllık imzalarıma kanıp da kalacağı düşüncesinde değilim. Yani süreden kastım buysa. Ben... Oynayacağı süreye daha çok önem verir. Evet. Şöyle söyleyeyim. Eğer ocağa kadar imzalanmazsa devresine o zaman şüphelenirim işte bu işte. Ocağa evet. kadar imzalanırsa zaten problem yok. Kalkıyor. 2 ay içinde bu iş çözülür diyor. Çözülmesi lazım. Eğer ara transfer dönemine kadar Fenerbahçe ile İrfan Can arasında sözleşme imzalanmazsa o zaman sezon sonu için senaryolar hazırlanabilir rahatlıkla. Süper Lig programı da uygun sonu da bir ekrana getirelim. Hem haftanın maçlarını da hatırlayalım. Ardından çünkü Galatasaray'da yeni bir sistem değişim başlıyor haberi var Fanatik Gazetesi'nin 3. sayfasında. Birazdan onu da isteyeceğim sizden, rejideki arkadaşlarımdan. Haftanın programı. Bellona Kayseri Spor Gaziantep'le oynayacak. Trabzonspor Rams Başakşehir. İKAS Eyüp Spor Göztepe. Antalya Spor Galatasaray. Ya. Net Global Sivas Spor. Atakaş Hatay Spor Beşiktaş. Dümosan Konya Spor. Bu maç saat 16'da oynanacak. Korendon Alanya Spor. Kasımpaşa. Samsun Spor. Fenerbahçe. Sipey Bodrum. Çaykur Rizespor. Favori maçınız hangisi? Eyüp Göztepe. Kayseri Gaziantep diyeceğim de olmayacak şimdi. Yapma. Bu kadar Kayserilik yapma. Futbol açısından. Tamam, en Kayserili sensin. Samsun Fenerbahçe maçını merak ediyorum. Samsun aynı oyununu çok iyi ben sürdürebilecek mi diye. Dört büyüklerin oynayacağı maçlar dışında en keyifli maçın Eyüp Göztepe olacağını düşünüyorum. Hakikaten iki takımın da bu sezon evet, oynadığı futbol. Ya bir de şey yani Göztepe'de hep böyle pozitif maçları, Eyüp'ün de aynı şekilde. Böyle şey değil yani, hani savunmaya çekilelim, bir kontrata karayalım oyunu değil. Bu da futbolun içerisinde var tabii ama seyir zevki vermiyor. Ama seyir zevkini bu iki takımın da maçlarını ama kazandığında ama kaybettiğinde gördük. Göztepe 4-3 kaybettiği maç vardı evet. Kasımpaşa maçı. Muazzam. Eyüp Spor'un Beşiktaş'ın stadında 2-1 kaybettiği maçtaki oyunu
gerçekten hani herkes tarafından takdir edildi. O yüzden ben Eyüp, Göztepe ve Alanya Kasımpaşa maçlarının keyifli geçeceğini düşünüyorum. O maçlar öne çıkıyor. Ben dört büyüklerin maçlarını ben de Samsun Fenerbahçe'yi merak ediyorum. Yani Samsun çok iyi bu sene. Tabii. Oyunu Fenerbahçe karşısında devam edecek mi? Devam ederse çok şık bir oyun ortaya çıkar iki takımdan da. Vallahi güzel iş yapmış Samsun. Bir de transfer yasağı yok muydu Samsun'da? Var mı? Evet evet. Yani transfer yasağına rağmen bir an böyle listeye bakayım. Negatif maç seçesim geldi de neyse söyleyeyim. Seç hadi seç. Yok söylemeyeceğim. Ben söyleyeyim mi kafamdan söyle, geçeni? Söyle de linç etsin seni taraftarları. Sivas Hatay maçı. Tam böyle beraberlik maçı. Böyle biraz kısır futbol. Biraz Sivas cephesinin kaybedersek kulübemiz dağılabilir. Bülent Hoca, Bülent Hoca için tabii iyi bir sonuç olmaz. Hocanın üstünde öyle bir tedirginlik olabilir. Onun da vereceği bir reaksiyonla biraz daha sakin bir oyun olma ihtimali olabilir. Bu maç mı geçiyordu aklından? Yok başka maç geçiyordu. Şimdi birazdan şeyi konuşacağız, sistemi konuşacağız da bu arada atlamayayım onu. İrfan Can'ı konuşmuşken evet. Fanatik gazetesinde barış anlaşması tamam diye bir haber var bugün. Barış Alper Yılmaz. Onda da sözleşme yenilenme konusu evet. Bir de serbest kalma maddesine dair. Onu da rica edin. Fanatik 3. sayfada barış anlaşması tamam. Galatasaray yönetimi Milli Yıldız'da 1.7 milyon euro karşılığında 4 yıllığına el sıkıştı. Genç oyuncunun senelik ücreti her sezon 100 bin euro artacak. Kontrata 35 milyon euroluk bir çıkış maddesi konulması da gündemde demiş. O kısım çok konuşuluyordu baktığımda yine. 1.7 milyon euro ücret, o sayı 2.5 istiyor demiştik. Oradan mukayese de yapabilirsiniz. Henüz imza aşamasında olmayan tek konuysa kontrattaki çıkış maddesi. Tarafların daha sonra tekrar değerlendirmek üzere 35 milyon euroluk bir serbest kalma bedeli üzerinde prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Ancak bu maddenin olup olmayacağı, olursa da rakamın hangi seviye üzerinden belirleneceği önümüzdeki günlerde tekrar görüşülecek. Ara transfer dönemi için anlaşma sağlanan bir başka konuysa oyuncunun satışı ile ilgili. Galatasaray yönetimi Okan Buruk'un da talebiyle yaz döneminde gelen teklifleri neredeyse değerlendirmeye bile almadan geri çevirmişti. Aynı tavrın bu kış döneminde de süreceği, Barış Alper'in mutlaka sezon sonuna kadar Galatasaray forması giymeye devam edeceği bildirildi. Bu nedenle serbest kalma maddesinin sözleşmeye konulması durumunda imzaların Avrupa'da transfer dönemi kapandıktan sonra atılması da seçenekler arasında yer alıyor diyor. Ya 35 milyon euro serbest kalma bedeli. Gelen teklifleri geri çevirdi diyor da haberde. Sayın Dursun Özbek, Barış Alper'e teklif gelmedi demişti. Yani dolaylı yoldan olan. Resmi teklif gelmedi resmi demişti. Resmi olarak belki imzalı bir teklif gelmedi. Muhtemelen ondan bahsediyor olabilirler. Yoksa menajerlerin böyle bir futbola karşın bazı kulüplerin ilgisini herhalde yönetime bildirmişlerdir. Yani böyle bir futbola son birkaç yılına baktığımız zaman iştah kabartmaması ve bazı kulüplerin barış için nabız yoklamaması bence mümkün değil. Orada mümkün bence değil yani. Bu oyunun karşılık görmeme ihtimali yok. 35 milyon euro kabul edilebilir serbest kalma bedeli midir barış için? Evet. Gayet kabul edilebilir yani. Barış tarafından kabul edilebilir bir rakam mı peki? İki taraflı düşünelim. Galatasaray için yeterli mi? Taner sana da sorayım. 35 milyon euroya Barış'ı bırakır mısın serbest kalma bedeliyle? Bırakırım. Daha üstünü görebileceğini düşünüyor musun? Süper Lig yani marka değeri vesaire bütün standartları elbette görebilir ama daha az bir teklife elinden adamı kaçırma ihtimalini de engellemiş oluyorsun 35'i. Yani bir anda adam Bayern Münih'ten örneğin, yani Bayern Münih yakın bir örnek olduğu için söylüyorum. Saşa Boya gelen teklif gibi bir Barış'a teklif geldi diyelim. Çıkış madden olursa değerin bellidir. Yoksa adam 20 verir, Barış da gitmek istiyordur, önünde duramazsın, satmak zorunda kalırsın. Evet. Net bir şey söyleyeyim. Galatasaray ederini bulunmaya çalışıyor. 35 milyon euro artı bir sonraki satıştan pay gibi maddelerle bence. Tabii. Burada Galatasaray Barış Alper'i satmaya sezon sonunda ama razı olacaktır ama Barış'ın bugün oynadığı oyun 35 milyon euroluk bir oyun değil. Geçtiğimiz yıl oynadığı oyun 35 milyon euroluk bir oyun. Ama bu sezonki oyunun üstüne mutlaka çıkması lazım herhalde. Çıkacaktır da o da. Bir de şunu yapması lazım. Avrupa'daki maçlarda ama milli takım olabilir ama kulüpteki Avrupa maçlarında tabela üretmesi lazım. Sonuçta bir sağ kanat oyuncusu transfer edilecekse
Avrupa kulüpleri tarafından tabelaya bakılır. Ve senin Skor Süper Lig'deki maçlarına ne yazık ki çok bakmıyorlar. Bunun çok canlı örnekleri var bunları anlatan. Cenk Tosun'un siz Everton'a gittiğinde yaşadığını biliyorsunuz değil mi? Bununla ilgili bir demeci vardı. Hı hı. Hocası ona ben seni Beşiktaş'tan ki lig maçlarını hiç izlemedim demiş. Evet. Avrupa'daki maçlarını izledim demiş. Yani bu işin gerçeği. Avrupa'daki maçlarında ne yapabiliyorsun'a daha çok bakıyorlar. Doğru. Orada tabela yapabilmesi lazım. Biraz bu konuda sorun yaşıyor bence. Ama şunu da unutmayalım. Fiziksel kalitesi çok yüksek bir oyuncu ki son dönemde bunu yansıtamıyor. Performansının düşüklüğünün sebeplerinden yani. Biri bu. Çünkü yanılmıyorsam geçen gün bir arkadaşım söylemişti. 15 ayda 86 maç mı demişti? 83 evet. maç i̇şte mı? O 80 üzerinde. 83 maç. Biz burada yayında yaptığımızda ama üstüne maça çıktı yine. 85 falan oldu. En az. 15 ayda olan süreçten bahsediyor. Geçen yıldan şu ana kadarki süreç. Çok yüksek bir sayı bu ve onda bu şey sayıya bu ulaşmak... Hatırlatayım da hazırlık maçları yok mesela hı-hı. içinde. Milli ya, takımda milli takım... 6 tane hazırlık maçı var. Yani 83'ün üstüne onları almak olsan 89. Hadi mental olarak çok zorlanmıyordur aslında... hazırlık maçı diye eklememiştik de Galatasaray'daki hazırlık maçlarını da eklersen yani 90'ın üzerine çıkıyor. Şimdi Koray yazın mesela 2 ay futboldan uzak kalıyorsun. Maçı oynamıyorsun değil mi? Haziran, Temmuz ayında. Ona rağmen neredeyse 90 maç. Şimdi bunları da hesaba katınca aslında 3-4 günde bir maça çıkıyor adam. 4 günde bir falan maça çıkıyorsun mesela aralık tabii. vermeden. İzinlerin var vesaire. Düşün onlar da çıkınca bu takvimi bir hayal et. Dolayısıyla kolay değildi zaten. İstediğin kadar fizik kaliten yüksek olsun bir yerde zaten düşersin yani o yorgunlukla. Ve bu bir oyuncunun fizik kalitesi düşmeye başladığında bitiriciliği de düşüyor. Bu birbiriyle çok orantılı bence. Dolayısıyla Barış Alper'in mesela sakatlığı var bak. Antalya maçını yetiştirmeye çalışılıyor. Acaba yetiştirilse mi yoksa bir es mi verilse? Yetiştirilmeye çalışıyor demek şu. Yani %100 hazır olmayabilir. %80'le de sahaya atabiliriz durumu. Ya oysa Barış Alper'in bir %100'e hazır olmaya ihtiyacı var bence. Evet. Bir nefeslenmeye ihtiyacı var. Dediğim gibi tabelasını artırırsa 35 milyon euroları görebilir belki ama şu anki tabloda bana biraz uzak geliyor. Şimdi az önceki gazetedeki haberde 35 milyon euro serbest kalma bedelini makul bulduğunuzu söylediniz. Evet bence makul. Böyle bir haber vardı. Galatasaray yani Aslan'ın hocası milli aradaki idmanlarda farklı dizilişler ve sistemler deniyor. Değişim başlıyor. Üçlü savunma seçeneklerimizden biri buna uygun oyuncularımız var diyen Okan Buruk. Florya'daki antrenmanlarda bu yönde provalar yaptırıyor. Kasımpaşa maçının ilk yarısındaki çift forvetli sistemin tekrar kullanılması için de Osimhen'in %100 hazır olması bekleniyor. Haberi de vardı. Barış haberinin yanında Fanatik gazetesinde. Burada sisteme dair içerik var. Yine benzer haber Sabah gazetesinde var. Sabah gazetesinde Mehmet Özcan imzalı 19. sayfada. Orada da Mertens mi, Icardi mi? Hücum hattını Osimhen'e göre oluşturacak Okan Buruk kulübeye kimi çekecek? Galatasaray'a geçen iki sezonda şampiyonluğa taşıyan Mertens-Icardi ikilisini bozmak zorunda kalacak. Tecrübeli hoca, rakibe ve oyuncuların form durumuna göre adeta santranç oynayacak demiş Mehmet Özcan. Bu haberin detaylarını hemen okuyayım size. Buruk 4-2-3-1 sisteminde devam ederse, yani geçen sezon son iki sezonun sistemi, İleri uçta tek başına görev yapacak Osimhen'e 10 numara pozisyonda Mertens destek verecek. Icardi hamle oyuncusu olarak kulübede oturacak. Yani geçen son iki sezonun sistemi olursa Icardi yedek olacak, Osimhen 11'de başlayacak. Mertens aynı yerinde. Çift forvetli formasyon tercih edilirse Mertens kenara gelecek. Hücum hattında Osimhen'le Icardi birlikte görev yapacak. İlk tercihi artık Osimhen olan Okan Buruk form durumları ve rakiplere göre Icardi ile Mertens arasında tercih yapacak diyor. Şimdi bunun üzerine de soru şu. Hangi sistem, hangi isim şu an form durumuna göre siz olsanız neyi tercih edersiniz? İleri uçta Osimhen, arkasında Mertens mi? Çift santrfor, Icardi Osimhen sağda, Mertens kulübede mi? Hanginizden başlayayım? Normal zor soru. 4-4-2'yi normalde kabul etmem. Modern futbolda çok fazla yeri yok artık. Hatta neredeyse kulüpler santraforsuz oyuna dönerken çift santrafor, merkezi boş bırakmak aslında kabul edilebilir bir şey değil. 4-2-3-1'de de Mertens'in mevcut durumu
çok şey iyi gitmiyor. Evet, bitiriciliği olağanüstü. O kalitesine hiçbir şey söylemiyorum. Ceza sahası çevresindeki etkinliğinin farkındayız ama oyuna katılımda fiziksel olarak yaşı da ilerledi pek tabii. Geçen sezonun başındaki kadar fizik kalitesi yukarıda değil. Hani Okan Hoca 4-2-3-1'i belki oynamak ister ama Icardi nasıl ikna edeceksiniz o yedek kulübesine? Çok zor ya. Ben Icardi'nin kontratında bile oynar maddeleri olabileceğini düşünüyorum. Taner, yani geçen gün paylaşımını hatırlıyor musun? Icardi'nin eleştiriliyordu maçtan sonra, öyle değil mi? Gitti. İstatistik attı. Sosyal medyaya bir şey attı. Bakın dedi, ben 80 maçta dedi 50 küsür attım, 30 tane asist yaptım. Unuttunuz mu ya dedi. Evet. Ben buradayım demek istiyor. Yani ben oynayacağım demek istiyor. Şimdi onu zor yani o Icardi'yi ikna edebilmek oraya. Hani bir maç tamam. Ya sakatlıktan dönmüşsündür. Tatilden geldin. Bir şey oldu. Bir maç oturtursun. İkinci maç sana bir bakar. Üçüncü maç sorar. Ben niye oynamıyorum diye. Kolay değil. Dolayısıyla o konuda biraz belki de üçlüye dönüşte 3-5-2 hani bu yönde bir tercihte bulunabilir. Ama evet, üçlü oynamak da bu arada teknik adam açısından çok zor bir karar. Bunu mesela antrenörlerle zaten vesaire... Zaten pozisyon veriyorsun bolca. Bir de şu var, tekrarını yaptığın bir şey olması gerekiyor üçlü savunma. Denemiş olman yani gerekiyor. Okan Hoca için tabii ki mükemmel bir isim Osimhen. Ama hocanın kafasını çok karıştıracak bir sisteme geçmek zorunda bırakacak bir transfer gerçekleşmiş oldu. Osimhen hamlesiyle. Ben Icardi'nin kontratında da, Osimhen'in kontratında da öyle... Kafana göre tırnak içerisinde yedek bırakamazsın gibi bir maddeler olma ihtimali de yüksek görüyorum. Öğreniriz de. Ama şimdi bazı oyuncular vardır. Gittiği camialara bir sürpriz transfer gibi gidiyorlarsa herhangi bir teknik direktörün kararıyla kulübede oturmak istemezler. O yüzden şartlar lehine geliştiği için de kontrata yazarlar. Yani şey gibi, sezonda 40 maç oynayacak. Ha, oynar. Sakat değilse oynar, istiyorsa oynar gibi belli maddeleri yazdırırlar. Şimdi bu iki oyuncu da çok majör isimler. Bu tarz şartlar var mı kontratta, yok mu? Bilmiyoruz. Eğer varsa zaten ikisi oynayacak. Mertens'i kestiğin zaman bu ikisine kim topu taşıyacak? Bir soru işareti bu. Mertens 45 dakikalık bile olsa oyun ortaya koyabiliyor. Arkadan bir adamı kessen zaten çok pozisyon veriyorsun. Bu sefer savunma derinliğini azaltacaksın. O da ayrı bir risk oluşturuyor. Muhtemeldir ki yani orta sahadan bir isim azalacak gibi gözüküyor ama hocanın Torreira'nın yanını biraz boşaltıp ön tarafı böyle 4-1-3 falan gibi bir mantığa geçmesi muhtemel gibi. Sustum. Yok, onun için değil. Şimdi kapatıyorsun diye düşündüm. Yok, kapatacağız birazdan ama spor ajansının efsane bir bölümü vardı, hatırlıyor musunuz? Kim bilir? Hangisi? Kim bilir? Kim bilir geri döndü. Geri mi döndü? O zaman öyle yaptım. Yapalım. Kim bilir geri döndü. Spor Ajansı'nın bizim keyif aldığımız, yorumcuların ise ecel terleri döktüğü bölümü kim bilirle karşınızdayız. Yine 3 tane keyifli soru var. Bakayım, 3 tane evet. İlk soruyla başlayacağız. 1 dakikalık da süreniz var. Ardından cevaplayacaksınız. Soruyu bitirdiğimde süreyi başlatabilirsiniz. İspanya, İtalya ve Fransa'da poker yaptı terimi hangisi için kullanılır? A. 4 kez asist kralı. B şıkkı 4 kez gol kralı, C şıkkı 4 asist yapmak, D 4 gol atmak. Süre başladı. Taner Karaman ve Ogün Şahinoğlu. Poker yaptı terimi hangisi için kullanılır? En yakın seçenek 4 gol atmak gibi geliyor bana. Pokere de pek aşina değilim. Yani nereden acaba bağlanabilir diye düşünüyorum ama. Poker yaptı. Poker yaptı. Son 15 saniyeniz. Poker yaptı. Asist yapmak oldu. İspanya, İtalya ve Fransa'da kullanılıyor. Abi bak, yaptı. Mesela şeylere bakıyorum. Poker yaptı, asist yaptı. Bak, attı değil. 4 kez asist kralı. Süre yaptı. Sona erdi. Cevaplar. Poker yaptı, asist yaptı. Mesela ben iliştirip C diyorum. Ben de D diyorum. 4 asist yapmak mı diyorsun sen? Yani orada yaptı var ya, o yüzden ben
Tamam, C şıkkı 4 asist yaptı. Ben asist, Taner gol. Umarım bu ikisinden biridir. Ben de gol diyeyim ya. D şıkkı mı? Hiç çıkartamam. D diyorum ben de. Sen? Asist yapmak diyorum. Bakalım doğru cevap hangisiymiş? D şıkkı 4 gol atmak. Bak ilk Taner, kararından vazgeçmeyeceksin. Bir şey diyoruz, ya, biliyoruz da. Kararların arkasından. Rica ediyorum. Yıllarca bu terimi kullandı. Bir şey söyleyeyim, ben niye vazgeçtim biliyor musun? Yaptı, yapmak vardı ya. Dedim ikisi bir öyle bir şey duruyor. İkinci soru. Dünyada hat-trick yapan tek kaleci kimdir? Rosario senidir ya. A. Yuri Tsigalko. B. Rogerio Seni. C. Jose Luis Schlaivert. D. René Higuita. Benim çılgın kaleci. Seçimim B. Seni. Üçünü de frikikten atmış olabilir. Öyle bir şey hatırlıyorum. Bir maçta değil mi? Evet. Öyle bir şey ben de hatırlıyorum. Rogerio Seni mi diyorsun? Evet. Bir maçta 3 tane frikik golüm vardı acaba. Öyle bir şey sanki hatırlıyorum. Biri gibi. Belki de son dakikalarda böyle şeydi. Köşe vuruşundan sonra bir şey olabilirdi. Ama frikikleriyle hatırlıyoruz. Ve çok sayıda golü var bu arada. Futboldan gelmiş, gelip geçen birçok santrafordan daha çok golü var. 100 gole ulaşan ilk ve tek kaleciymiş. Rogerio Seni. O yüzden diyoruz. Yani bizde 100 gol barajını açan santraforlar ben ne iz bıraktım diye şey yapıyor ya. Kaleci attı 100 tane. Ben Seni diyorum. Tereddüt etmiyorum. Yani ben de Seni diyesim var. O 100 gol açtı herhalde, bir tanesi üst hat-trick olabilir. Ben hatırlıyorum ya, öyle bir şey vardı. Ben de öyle bir şey. Yanıltmayayım seni ama. Evet, cevaplar son. Rogerio Seni. 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 Ben de Seni. İkiniz de Seni diyorsunuz. Seni. Taner galibiyeti korumaya çalışıyor. Cevabı alalım. Cevap şey, Seni mi? Değil. Clive. Schlaivert. O da şaşırılacak bir isim değil bu arada. Jose Luis Schlaivert. Ama Seni daha yakın ihtimal geliyordu bana. O da 100 Taner Karaman'ın 1-0 üstünlüğü devam ediyor. Burada da aynı cevabı verirse zaten galibiyeti garantilemiş olacak. Üçüncü soru. FIFA yılın teknik direktör ödülünü hangi isim daha fazla kazanmıştır? A şıkkı Pep Guardiola. Güzel. B şıkkı Jose Mourinho. C Carlo Ancelotti. D Sir Alex Ferguson. Bir dakikalık süremi sonuna kadar kullanmak istiyorum. Kullanabilecek misin bilmiyorum. Bir dakikalık süresini sonuna kadar kullanabilir mi Bora? Matematiksel ihtimal var mı? Zor diyor. Evet. FIFA yılın teknik direktör ödülünü hangi isim daha fazla kazanmıştır? Pep Guardiola mı? Jose Mourinho mu? Carlo Ancelotti mi? Alex Ferguson mı? Süre işliyor. Zaman tamam. İlerliyor. Son saniyede cevap vereceğim. Sesli düşünün bari de arada sessiz ben, kalmasın. Ben yani Ancelotti Ferguson arasındayım. Ancelotti ile Ferguson arasındasın. Evet. Ben de biraz Ancelotti'ye doğru kayıyorum. O da çok aldı bu arada yani. Evet. Hep de çok prime yerlerdeydi. Evet. Son süreniz bitti, artık bir cevap verin istiyorsunuz. Hadi ben Ferguson diyeyim. Aynı o da Ancelotti. Farklılık olsun. İki ismini de tebrik ediyoruz. İkisi de bilemedi. Jose Mourinho. Aa şaşırdım. Teşekkür ediyoruz. Taner Karaman ağzınıza biz sağlık. O gün ağzına sağlık. Çok keyifli bir yayın oldu efendim. Biz de spor ajansını noktalıyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.